Kıymetli izleyicilerimiz Lider Haber'den hayırlı akşamlar, hayırlı, mutlu, huzurlu ve umutlu bir akşam dileyerek yeni bir haftaya bakış programımızda birlikte olacağız. Tabii ki dünyada ve Türkiye'mizde meydana gelen gündemin öne çıkan başlıklarını konuşacağız. Sizlere misafir olacağız iki saat boyunca. Umuyorum ki bizler ve sizler mutlu olursunuz geleceğe dair diyorum. Şimdi tabii ki çok e, gündem alev alev neleri konuşacağız birçok başlığımız var onlarca e, 20 20'ye 22'ye yakın başlık notumuz var ama zamanımız süremiz yettiğince el verdiğince konuşmaya uzmanlarımızla kıymetli konuklarımızla kıymetli büyüklerimizle konuşmaya de devam edeceğiz. Tabii ki başlıklarımızdan birkaçı şöyle Türkiye'nin etrafındaki ateş çemberinin Orta Doğu'dan yükselen tehdidi öncelikle konuşmak istiyoruz kıymetli konuklarımızla. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın İsrail'in gözünü Türkiye'ye dikebileceği noktasındaki uyarılarını konuşmak istiyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin saygıdeğer lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin salı günü yapmış olduğu, grupta yapmış olduğu çok önemli mesajlar, iç ve dış cephe konusundaki verdiği efendim önemli ve tarihi mesajları birlikte değerlendireceğiz. Tabii ki Milliyetçi Hareket Partisi'ne karşı son zamanlarda medya üzerinden ve Silvanya uzantılı bir takım odaklar tarafından Milliyetçi Hareket Partisi'ne yönelik e, efendim e, suçlamalar, Milliyetçi Hareket Partisi'ne yönelik yapılan operasyonu değerlendireceğiz. Şimdi e, tabii ki e, meclisimiz 28. dönem 3. yasama yılı açılışında çok önemli e, olaylar, çok önemli... Efendim bir tarihi görüntüler ortaya çıktı. Hem Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği mesajlar, hem Sayın Devlet Bahçeli'nin tabii ki ülkenin bekası, milletimizin huzuru için ortaya koyduğu liderlik e, anlayışı bunları e, değerlendirmeye çalışacağız. Son e, birkaç gün önce yaşadığımız tabii ki İsrail'den yükselen bu ateş çemberinin içerisinde en önemlisi İran'ın İsrail'e yönelik yapmış olduğu füze saldırısının sonuçları etkileri bunları tabii ki kıymetli hocamızla konuşacağız buradaki İsrail Ortadoğu'da ne yapmak istiyor nasıl savaşı bir bölgesel savaşa dönüştürmek gayreti giderek ne elde etmek istiyor Birleşik Devletler'in tabii ki orada uçak gemilerinin bulunup hatta ve hatta İran'ın hipersonik füzelerine karşı Amerikan gemilerinden kalkan uçaklarla müdahale edildiği, bu bunlara karşı etkisiz hale getirildiği ne yönelik? Tabii ki dış medyada ve Türkiye'deki medyamızda yer alan haberler var. Bunların etkilerini değerlendireceğiz. Tabii ki İran'ın Suriye'nin kuzeyinde bulunan Birleşik Devletler üstleriyle birlikte komşuluk ediyor olması, İran'ın varlığı yani Suriye'nin kuzeyindeki İran'ın varlığı ne anlama geliyor? bölgenin geleceği için neler oluyor bunlara bakacağız. Bir de bugün tabii ki çok önemli buraya gelirken dış basında bunları da gördüm. Bölgedeki savaşın daha büyüyebileceğini öngören bir makale kaleme alınmış. Burada Türkiye'nin olası bir savaşta İran, Çin, Rusya ile aynı safta, İsrail ve Batılı müttefiklerimizle karşı yer alabileceği konusunda tabii ki bir iddia, bir makale yazılmış. Bunları Kıymetli Hocamız Saynur Derman'la tabii ki soracağız. Kıymetli Hocamızı bir aydır, bir buçuk aydır görmüyoruz. Şimdi kimlerle değerlendireceğiz bu saydığımız başlıkları ve ilişen son dakika haberleri de olursa tabii ki onları da gündemimize alacağız. Şimdi öncelikle Kıymetli Hocam, Profesör Doktor. Sainur Dermana hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Ee, e, kıymetli araştırmacı yazar Ersan Ergür beyefendiye de hoş geldiniz diyoruz. Ne güzel oldu, bir beraber olduk bugün. Evet, evet uzun, uzun bir aradan sonra. Sainur hocamı da özlemiştik. <laughs> Gerçi sizlerin Sainur hocamı nasılsınız, neredesiniz diye yazıyor böyle izleyici. Evet, evet, evet. <laughs> Bu e, kıymetli izleyicilerimiz. Yani bir e, 20-25 günlük bir ara oldu. Tabii ki bir rahatsızlık şeyimiz. Bu arada tabii ki. Kardeşimiz, ekip arkadaşımız e, Tuğba Hanım Efendi'nin de bir boğaz rahatsızlığından evet. dolayı bu akşam aramızda olmadığını da beyan etmek istiyorum. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi Biz de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz kendisine. İlerleyen dakikalarda tabii ki bağlantı e, sağlayabilirsek Avukat Mustafa Kemal Çiçek de bizlerle olacak hukuki değerlendirmeler e, ışığında. Tabii ki o zaman hiç zaman kaybetmeyelim. E, başlığımız çok, gündemimiz alev alev, evet. alev, alev yoğun. O zaman e, kıymetli hocamızla başlayalım. Kıymetli hocam yani Orta Doğu'da neler oluyor? Ya. Bakın Orta Doğu ekseni hep bu masada ve ulusal medyada birlikte çıktığımız yayınlarda da sürekli konuşuyoruz. E, burada İsrail vahşeti, bir soykırım teşebbüsü, burada yaşanan 42 bin Filistinli masumun öldürülmesi ve savaşın bir bölgesel e, savaşa dönüştürülme gayretleri. Yani kanaatimce yani bunu bir... Ee, bu yaptıkları katliamların üzerine örtebilmek için tabii ki şöyle de bir girişimin olduğunu ben şahsen düşünüyorum kıymetli hocam. Yani bir, e, bir Lübnanı vurarak efendim, e, akabinde Suriyeyi vurarak, akabinde belki de olası İranı vurarak bir konvansiyonel bölgesel bir savaş tehdidi e, olabilir diye düşünüyorum ve bu görüşümü de teyit eden Sayın Cumhurbaşkanımızın da bir uyarısı oldu. Yani bunu da değerlendirmenizi Hı -hı. istiyorum. Hı -hı. Yani İsrail tabii ki e, engellenemez, durmaz ise gözü Türkiye'ye dikebileceğini evet. ifade etti Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Devlet Bahçeli de bu savaşın e, yayılmasından tabii ki grup konuşmasında bahsetti, şu sözleri ifade etti saygıdeğer Devlet Bahçeli. Savaşın sadece Orta Doğu ile sınırlı kalacağını düşünenler yanılmaktadır. Sürek avı etki alanı genişletilerek neredeyse vatanımızın sınırlarına dayanacaktır sözleri var. Bunlar çok önemli tarihi tespitler. Bu konuda sizlerden bir değerlendirme rica ediyorum. Çünkü e, Orta Doğu'da yaşanan olaylar hepimizi üzüyor, hepimizi merakla bekletiyor. Endişe duyduğumuz konular. Hı. Buyurun hocam. Hı. Maalesef e, gerçekten çok üzücü olaylar. E, ama ben bundan bir daha önceki yayınlarımızda hep bahsetmiştim özellikle bu Hamas olayından sonra eyvah demiştim bunun arkası gelecek çünkü e, Sayın Cem Kaya'yla da hep birkaç evet. defa bunu gündeme getirmiştik. Hedefteki ülkelerden bir tanesinin Türkiye olduğunu, e, Kıbrıs ve Türkiye ve zaten ben e, tahminlerime göre... Hakikaten çok planlı gidiyor. Zaten e, İsrail 100 yıllık plan yapıyor. Yani bu yeni Hamas'ın saldırısından yok işte rehine krizinden sonra olan bir hadise değil. Bunun çok öncesinden planları vardı. Bu yani senin cinayetlerden bunu evet, anlıyoruz. Yani, yani devlet devletlerin ormanlarına şey sızmışlar. Zaten yani gerçekten o Lübnan'daki e, özellikle bu e, çağrı cihazlarıyla yapılan saldırı e, liderlerin... Öldürülmesi işte Hizbullahın liderinden tutun yani İran'daki olaylar ve baktığımız zaman İsrail son derece stratejik gidiyor ve esasen İsrail'e karşı şu an durabilecek hani yeni kimse de yok. Niye hani öldürülmesi? Başkentinde, yani, başkentin? Evet. Yani orada bir misafir olarak konaklayan bir siyasi büro şefinin İran'ı zor durumda. Efendim e, orada e, o şekilde öldürülmesi e, düşündürücü çünkü. Ee, yani İsrail istihbaratının devletin nerelerine, tabii. başka devletlerin nerelerine kadar hı -hı, sızdığı hı. konusunda soru işaretleri yaratıyor. Evet, tabii. Evet. Yani burada zaten aslında e, Mustafa Bey, is, e, İran başından beri hedeftir. Yani İran e, Orta Doğu ülkeleri içerisinde hepiniz e, biliyorsunuz tabii ki Şer devletler diye nitelendirdikleri bir takım ülkeler var. İran bunların başında geliyor Amerika Birleşik Devletleri için ve İsrail. İsrail kuru özellikle İsrail'in kuruluş aşamasından beri İran İsrail'le ilişkilerini her zaman gergin bir noktadadır ve tanımamıştır. Yani tanımadı aynı şekilde İsrail İsrail'le olan ilişkilerinde son derece temkinli. Ama son dönemde bakacak olursak eğer İran'daki gelişmeler, İran Devlet Başkanı'nın bir kazada, elin bir kazada hayatını kaybetmesi, ondan sonra ki İran'a doğrudan yapılan yani hedef olarak hedef İran İran seçiliyor bölge olarak ama oradaki e, hani yenin öldürülmesi örneğin bu çok önemli bir olay. Hemen akabinde zaten Lübnan'daki olayları biz bekliyorduk. E, hatırlarsak bu 67 savaşları var. 6 gün savaşları olarak evet. geçer. Zaten o bölgelerden bir tanesi de Lübnan'dı. Yani, yani Lübnan'a eee saldırılmasına çok şaşırmamak gerekir. Bir zamanlar Beyrut Doğu'nun parisi olarak nitelendirdiğimiz Tabii. muazzam bir yerde e, o, artık o Beyrut'tan eser kalmadı ve Lübnan'ın şöyle de bir özelliği var Suriye'ye de benzer e, çok mezhepli, çok dinli bir e, yerdir e, Hizbullah orada e, küçük bir yani küçük bir demeyeyim de Güneydi etki alanı olarak olan, evet. yani bütün Lübnan'ı kapsamamakla beraber Lübnan ordusu çok güçlü bir ordu değil ve bu ordunun özellikle ekipmanları da dahil birçok şeyleri Amerika Birleşik Devletleri tarafından sağlandı. Yani bugün Lübnan ordusu yapılan saldırılara karşı koyacak düzeyde değil. ben şimdi... Hocam burada <laughs> ben bir katkı sağlayayım <laughs> size. Evet. Ee, hem olmadığı gibi Amerika Birleşik Devletleri destek sağlamış ama 1945'ten yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kalan tanklar, zırhlı araçlar şu an orada yani birçok. Örneğin e, e, M60 tankları orada. Türkiye'de de bunlardan vardı hatırlarsanız. tabi. tabii. tabii. Marshal yardımına hmm, gelmişti. Hmm, hmm. Yani bugün tedavülden kalkmış olan evet. tanklar Rübanda şu an boy gösteriyor. Ve e, tabi mesela Türkiye ile kıyaslayacak, Türkiye'nin silahlı kuvveti. Evet. Hiçbir şekilde kıyaslanacak gibi değil. değil. Ama şunu unutmamak gerekir. Yani sen Cumhurbaşkanı vurguladığı nokta o aslında. Yani Türkiye hedefte mi? Evet Türkiye hedefte. Bunu çok net söyleyebiliriz. Yani Kıbrıs da aynı şekilde. Çünkü Aslı Mebut denilen o kutsal topraklar vesairenin, ee, ötesinde de aslında başka noktalar var. Örneğin son dönemde e, Orta Doğu Büyük Orta Doğu projesinin planlarından biri ilk başta biliyorsunuz Sarkis Picot anlaşması vardı bu anlaşmanın evet. gerçekleştirilememesi ve bunun akabinde aslında bu anlaşma bir gizli anlaşmaydı. Daha sonra deşifre evet. oldu aslında. Ama en yani anlaşma, eninde evet. sonunda onun gerçekleştirilmesine yönelik bir takım hareketler olacağını zaten hep söylüyoruz. Yani tabii, bu tabii. E, şimdi olmasa da 10 sene sonra, 20 sene sonra bu bir e, amaçtır. Yani bu doğrultuda diğer bir konu su yolları. Su yolları çok önemli. E, örneğin eee Lübnan, Lübnan Orta Doğu o bölgede çöl olmayan tek ülke. Ve su kaynakları var. Litani Nehri var. Litani Nehri son birkaç defadır bunu inceliyoruz, araştırıyoruz. Özellikle Litani Nehri'nin su akışı Akdeniz'e çıkması. Aynen Divzile Fırat gibi Asi Nehri'nin döküldüğü noktalar gibi. Bundan sonraki süreçte biz su krizi yaşayacağız. Kıtlık, önce kıtlık. Sadece sonra savaşlar, su ve enerji evet, kaynakları. Evet, su enerjinin şey çok ötesinde. Evet. İsrail de bunu biliyor. Bu çok önemli. Ve yerleşim planında Gazze'deki işte petrol bölgeleri, su yolları, yine aynı Lübnan, Lübnan çok mümit, çok verimli bir yer. O bölgenin ele geçirilmesi, Kıbrıs dediğim gibi yani o Akdeniz'e açılan pencere. Mesela ben e, geçen gün bir yayın vardı. Dedim ki yani bundan sonraki hedef İran mı olacak? Hayır, önce Suriye dedim. Yani nitekim Suriye'ye Şam planladı. Şam'ı da vuruyor. Şam'ı da vuruyor zaten. ve aynı evet. zamanda... Ee, Rusya'nın da orada üstleri var. Hocam Laskiye. Bir parantez açabilir Hı -hı. miyim? Yani şimdi orada Golan Tepelerini sessizce işgal ettikleri zaman, İsrail yani Siyonist zihniyet işgal ettiği zaman dünyanın sessizliği bugüne e, gelişim bir habercisi olabilir mi acaba? Bugünleri, e, Golan Tepelerini işgal etti tabii. resmen. Ama dünya, Birleşmiş Milletler ve tabii ki Birleşmiş Milletler Golan mi Tepeleri, ve? Sina Yarımadası, evet. Batı Şeria ya, yani birçok yeri işgal etti evet. o dönemde. Mesela şu an Suriye. Şu an Suriye karışık bir bölge. Karışık ve İran'ın buradaki Ama hakimiyetini... Ama tanıdığı bir sınırları belli olan bir devletin sınırları içerisindeki bir yeri işgal ediyorsunuz. Ve e, o devletin e, yani Esad rejiminin hiç ses çıkarmayışını e, izledik. Ama zaten onun olduğu bölge bir harita e, keşke olsa burada e, gösterse. Var haritamız var. Yani mesela e, Esad verelim, o, rejimin... Bulunduğu bölge çok kısıtlı bir bölge artık. Yani bir bölümü işte o değiliz zor bölgesi, petrol bölgesi Amerika'nın kontrolünde o PK, YPG PYD denilen bölge bir bölge İran'daki Hizbullah ve diğer e, örgütler ve çok bölünmüş durumda Suriye. Yani Suriye'de bir e, rejim, mevcut rejim bütün her yerde hakim değil. Zaten o yüzden Suriye özellikle hedef. Çünkü saldırı için çok e, önemli bir noktada İran'daki şu andaki karışıklıktan yararlanıyorlar İran'daki durum ama ben yine de en son o fethah e, füzeleriyle o 1400 evet. kilometre menzili olan hipersonik füzelerle evet, olan geldi evet, hocam. hipersonik füzelerle saldırılardan sonra İran'ın elinde çok sayıda e, savunma aracı ve füzeler var füze başlıkları var dolayısıyla ben Aynı zamanda Şii unsur. Çünkü hep Sünnilere karşı Şiilere tutunarak geldi Amerika Birleşik Devletleri ve oradaki Doğru. bütün eylemleri. Yani ben açık söyleyeyim. İran'a karşı şu an için çok bir eylem planı beklemiyorum ama Suriye, Lübnan, Filistin tamamlanana kadar belki hani o diğer bölgeler veya terör örgütleri şu an mesela İsrail tamamen Hamas, Hizbullah İran hedef güya ama asıl şey Suriye bu bölgelere odaklanmış durumda. Onu Ersan durumda. E soracağım. O evet. İran hedef ee, mi yoksa birlikte mi? Bakın bilik. yani ne kadar bize yakın mesela bu Lübnan e, Cumhurbaşkanı söyledi. Yani ne kadar Türkiye'ye yakınlığına Fihmetli bakarsanız. Kıymetli izleyicilerimizin şey açısından söylüyorum. Bu haritada yani Hı. burada avencilist ve siyonist zihniyetin yani Orta Doğu'da yapmak istediği hayal ettiği, yani arz-ı mebut dedikleri, evet. hayal ettiği haritadır bu. Evet. Dolayısıyla e, bunu e, resmi olarak gündeme getirmeseler de yaptıkları bütün faaliyetlerden bu haritayı hayal ettiklerini bir teolojik e, yaklaşımla da bunu bir efendim inanç boyutuna çekerek de bunlara kendilerini taraftar buldukları dünyada e, bir dönemi yaşıyoruz. Şimdi bu durumda bu durumda tabii ki Şam da birkaç gündür vuruluyor ee, ve dünya ona da sessiz görüyor, duymuyor. Yani Birleşmiş Milletler zaten artık e, misyonunu tamamlamış durumda, hiçbir etkinliği etkisiz bir. Yani gerçekten e, geçen de bir hocamız söyledi, gerçekten çok doğru söyledi. Eğer uluslararası örgütler yaptırım gücüne sahip değilse sohbet ve tavsiyenin ötesine geçmez dedi. Gerçekten öyle hani temenniler diyoruz ya. ya hocam bakın. E, çünkü hiçbir yaptırımı yok, hiçbir gücü yok. Şunu Güneşmiş da hatırlatmakta fayda artık. var. Yani katkı olsun diye sizi hatırlatmak istiyorum kıymetli hocam. Ee, Sayın Devlet Bahçeli grup konuşmasında zaten bu 2. Dünya Savaşı sonrasındaki dünya şartlarına göre yani bu 5 daimi üye yani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 15 üyesinden 5'i tabii ki daimi üye Hı -hı. ve veto etme tüm alınan kararı ve veto etme yetkisine tabii zaten sahip. zaten orada takılıyoruz. Yani ne yani ne yaparsak tabii, yapalım orada takılıyoruz. Sayın Devlet Bahçeli'nin de söylediği hatta bir e, bunu bir plan ile e, söylediği söyledi Sayın Devlet Bahçeli buna bir ikili denetim mekanizması getirmeyi e, arzu ettiklerini ifade ettiler Sayın Devlet Bahçeli. Şimdi tabii ki Dünya 5'ten büyüktür söylemi Sayın Cumhurbaşkanımızın 14 kez hitap ettiği Birleşmiş Milletler Genel Kurul kürsüsünde tabii ki 5 defa dünya 5'ten büyüktür sözünü ifade etmiştir. Ve dünyada yani yabancı medyayı izliyorum sürekli evet. bu yankı yani Biden yönetimi tarafından da aslında bir Birleşmiş Milletler'de bir revizyon güncellenmesi gerektiği yönünde açıklamalar oldu. Dostlar bu, bu konuda sadece basın değil İtalyan Başbakanı, Güney Afrika temsilcisi, tabii, tabii. bizzat bu yankıdan sonra oldu bu, yalnız. Bu, tabi, tabi. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş Büyüksel olduğu karşılık evet. buldu. İtalyan Başbakanı, Güney Afrika, Kanada, e, birçok e, ülke bu açıdan yeniden bir reforma ihtiyacı olduğu ve özellikle Afrikalı e, ülkelerin e, Birleşik Milletler kurulduğu zaman sömürge konumunda olduğu için onların birçoğu Birleşik Milletler'in kuruluşundan sonra Birleşmiş Milletler'e üye olmaları hasebiyle aslında onların yeniden gündeme e, alınması ve Birleşmiş Milletler'de temsil haklarının daha aktif olması yönde görüş bildirmişlerdi. Yani bu e, sadece medya ve basında değil ifade ettiğiniz gibi devletler nezdinde Tabii atık, tabii. Hayır, Biden yönetiminin sözcüleri yani. zaten ifade ettiler. Zaten Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki daimi temsilcisinin biz tüm kararlarımızı bölgelerdeki çıkarlarımıza göre alırız şeyi bir itirafı vardır zaten. Şimdi oysa yani 193 ülke üyedir Birleşmiş Milletler'e. Dolayısıyla buradaki demokrasi, hak, hukuk temelinde oluşturulmak istenen Birleşmiş Milletler örgütü geldiğimiz günümüzde Beş daimi üyenin efendim istediğini, istediğini yaptığı, çalışan bir teşkilat haline geldi. Aynen öyle. Zaten bugüne kadar ne yaptı? Evet. Ruanda katliamı oldu, Bosna Savaşı oldu. Yani e, yaptığı bir şey var mı acaba Birleşmiş Milletler'in? Aslında şu Birleşmiş Milletler'in yapısıyla alakalı Sayın Devlet Bahçeli'nin de açıklamasını Hı -hı. size okuyacağım Hı -hı. hocam soracağım. Ama Ersan Hı -hı. Bey şunu merak ediyorum çok. Şu çok önemli bir mesele. Tabii ki e, sıcak gündemde bu daha çok konuşuluyor. İran'ın atmış olduğu füzeler. Şimdi tabii ki etki mesafesi, etki meselesi efendim iki görüş ortaya koydu. Bir tanesi işte başlıkların yeteri kadar patlayıcıyla donatılmadığı diyor. Bu hipersonik füzelerin atmosferin hemen üzerinde yani 8 dakika, 9 dakika gibi yani 2000 kilometrenin üzerinde 3 ses hızı ile uçan füzelerin yani mümkün müdür? Yani ne için atmıştır? İran'ın hedefi nedir? İranın hedeflediği mesaj verebilmiş midir İsrail'e? Bunu çok merak ediyorum. Çünkü Türkiye'de de evet. medyamızda ikiye görüş açısından bölünmüş durumda. Ya yani farklı görüşler var. sizin de değerlendirmeniz İsrail bir asker de olarak sansür uygulamış önemli yani Tabii, bu evet. görüntülere. Sizin de bir asker İslam olarak değerlendirmeniz önem taşıyor şunu, bizim için. Bunu ifade edeyim. Buyurun. Bir defa bu füzeler yani böyle markette gitip, gidip gidip alışveriş yaptığınız gibi çeşitli elmaların bakıyorsunuz 10 tür elma var manavda alıyorsunuz. Portakallar, o bir hakeza çok çeşitleri var. Seçiyorsunuz, alıyorsunuz. Bu füzeler öyle bir sistemle üretilmiş füzeler değil. Yani siz ben savaşa göre şu füzeyi kullanacağım deme hakkına sahip değilsiniz. Bu füzeler evet birkaç başlık üzerine projelendirilir. Ve bu füzeler o başlıkları monte edilecek şekilde evet. eee stoklanır, lojistik depolarında muhafaza edilir. Ve herhangi bir savaş ve operasyon esnasında hangi başlığın kullanılacağına karar verilerek başlıklar değiştirilerek füze hedefe gönderildi. Yani siz füzeye 10 gram e, patlayıcı koymak durumundayken ya ben bunu İsrail'e göndereceğim bunu 1 gram bak diyemezsiniz. Tabii Yani, yani o anlıyorum. füzenin bir balistik uçuş e, konsantrasyonu var. Yani siz 10, kilo, 10 kilogram bu rakamları ben e, şey olarak söylüyorum. Yani izleyicilerimiz bunu bu füzelerdeki kullanılan ürünler olarak algılamasınlar. Örnek olarak, e, afaki olarak ben söylüyorum. Yani bu FETA füzelerinde 10 kilogram patlayıcı vardı. Bunu 1 kilograma indirdi şeklinde bir anlayış olamaz. Şu olabilir, evet belki etkisini vesairesini affetmek için e, kullanılan başlıklar örneğin ne diyor? İsrail diyor Lübnan'a bugün sığınaklara vurmakla ilgili e, daha fazla yani Hasan Nasallah'ı şehit ettiği zaman kullandığı e, sığınak delici e, mermilerden daha tahrip gücü yüksek olan mermi kullandığını ifade etmişlerdi. Görüntüler bu, de geliyor zaten o e, füzelerin görüntülerini de. Bu açıdan belki hani böyle etkili bir başlık kullanmasınız ama sonuçta bir tahrip gücü olan bu füzelerin aslında bir tahrip gücü olan bir e, başlığınız aslında elinizde. Bu, bu İsrail'i caydırıcı bir hamle bu, miydi? Yani aslında bu, en e, şş, kritik nokta bu. Biraz biraz giriş anlatayım müsaadenizle sorunuzun cevabı ya, olacak. Buyurun buyurun, buyurun. burada. Şimdi buradaki hiç iş görüş ne? Bir İran'ın İsrail'e danışıklı dövüş yaptığı ve dolayısıyla ben seni vuruyorum ya kusura bakma şeklindeki bir imaj bu füzeleri gönderdiği, gerçekte hedefleri vurmak istemediği ancak işte halkına karşı veya kendisinden İsrail'e karşı bir saldırı bekleyen ülkelere karşı bir noktada onları ikna edici bir göstermelik saldırı olarak değerlendirdi. Bir kısmı dedi ki işte efendim normalde İsrail bunları vururdu ama bu atışlarla sadece ben iste, istersem sizi imha edebilirim, vurabilirim, nokta atış yapabilirim fakat ben e, küresel bir savaş istemediğim için bu anlamda bu e, saldırıları biraz daha yüzeysel geçiştiriyorum mesajı verdi şeklinde değerlendiriyorlar. Evet her iki bakışta olabilir mi? Elbette olabilir. Sonuçta e, İran niyetini açıklamıyor, İsrail niyetini açıklamıyor. Onlar açıklamadığı müddetçe bizim burada niyet okumaktan ziyade öngörülerimize bir tespit koymaya çalışıyoruz. Ancak ben şunu söylemek istiyorum. Bakın İran evet İsrail'in bölgede aktif olarak terör estirmesinden kendisine bir menfaat çıkarabilir. Nasıl yani? İsrail'in varlığından bölgedeki İslam ülkeleri İsrail'le cebirleşirken İran kendi Şii yayılmacılığını hayta geçirmek isteyebilir. Nitekim Suriye'de Hizbullah üzerine yapmış olduğu eylemlere baktığımızda İran'ın orada mutlak etkisi ve hakimiyetini sağlayıcı bir takım girişimlerde bulunduğunu hepimiz görüyoruz. Kasım Süleyman'ın Amerika tarafından vurulmasının temelinde aslında o bölgede belki sadece Amerikalılara karşı değil kendi Sünni gruplara karşı yapmış olduğu bir takım katliamlar, elenler olabilir. Ancak şu az önce göstermiş olduğunuz haritaya baktığımız zaman, İsrail'in nihai noktadaki hedefi aslında İran'ın da topraklarını kesine alıyor. Yani dolayısıyla İsrail bu bölgede hayat hakkı bulduğu zaman Lübnan'ı, Ürdün'ü, Suriye'yi bırak halletmeye ben bakacağı ülke İran. Yani Türkiye ana hedef zaten Türkiye'yi Türkiye'nin İsrail'in önündeki en büyük engel olduğunu söylememiz gerekiyor. Bugün İsrail Başbakanı Katil Netanyahu'nun Türkiye ile ilgili herhangi bir söylemde bulunmasının temelinde de Türkiye İsrail'e karşı doğrudan Hı. kışkırtmak istemediği için Türkiye adını çok fazla ağzına almak istemiyor. Yoksa baktığımız zaman e, İran'ın füze göndermesinin dışındaki diplomasiye baktığımızda Türkiye'nin İsrail'e verdiği zarar hiçbir şey görmüş değil. Yani Türkiye'nin Birleşik Milletler yapmış Tabii yapmış değil. olduğu konuşmanın Sonra İsrail bu, bu Davaya, davaya müdahil olması bile çok Tam, önemli, önemli bir harekettir. Yani bugün e, uluslararası hayat adalet divanında ve uluslararası ceza mahkemesinde Türkiye tabii ki bu davayı kucaklayan yani Filistin davasını evet. kucaklayan ve savunan ve dünyadaki vicdani ve insani duygularını yitirmemiş tüm toplulukları aslında diri tutan bir e, söylem oluşturdu bu, Türkiye. Evet. Yani e, Netanyahu'nun yargılanması gerektiği konusunda ve bilgi belge e, temini konusunda da çok önemli bir adım atmıştır. Hitler'e benzetmesi çok önemli mesela. Ee, de o de şey en çok demişti, konuşulan o oldu e, zaten dünyada. Daha önceki konuşmasında. E, Libya'ya veya Karabağ'a nasıl girdiyse ki İsrail'e de girmesini biliriz gibi bir öngörümüz var. Evet, o da vardı, çok çok vurucu bir noktaydı. Daha sonra hatta çok büyük bir e, iki ülke arasında bir kriz yaşanmıştı. Hocam, Hatırlarsak çok yakın evet, bir zamanda. Evet, hocam Netanyahu'yu. Hayır, İsrail'i ama takip ettim neten yani. Netanyahu'yu şey. Hitler'e benzettiği <laughs> zaman dünya medyası bir anda tabii ki e, şey o gündeme oturdu. Yani evet. şimdi bu çok önemli bir söylem. E bana göre yani bir gazeteci olarak ben de bunu ifade etmek istiyorum fikrimi. Bana göre e, çağın e, yani birinci e, 20. yüzyılda Hitler vardı. E şimdi 21. yüzyılın Hitleri de ne Evet. evet katılıyorum ben de bundan sonraki evet. süreçte yani onu geçen bir çıkmazsa. Yani e, İsrail bir Yahudi özellikle soykırım, holokosla e, yıllardır bir mağduriyet sergilediler Hollywood filmlerinde birçok yerde. O, Polonya'daki yapılanları falan hepimiz biliyoruz. Bu silindi şimdi yani. Almanya bile şu anda artık, sanki şey e, günah çıkarır gibi evet. ciddi anlamda destek veriyor. Yani mesela İspanya e, kesinlikle desteklemiyor biliyorsunuz. Evet İspanya tabii özellikle. Doğru. Ki... E, 1490'lı yıllarda Türkiye'nin Türkiye sefarat Yahudileri, Türkiye'nin evet. Türkiye ev sahipliği yapması yani İsrail'in e, Türkiye'nin Yahudileri özellikle o dönem kurtarması bunları da unutmamaları lazım. Yani tarihe bakacaksak bunlara da bakılır. Ama şu an İsrail'in yani yaptığı... Filistin'e gelen geminin üzerinde biz işte buraya geldik, siz bizlere kucak açtınız, ya, yiyecek verdiniz diye pankart asan Yahudiler Tabii bugün. aynen. O, oradaki evet. insanlar öldürüyor. Ya öldürüyor. Yani. E, Mavi Marmara'yı da unutmayalım lütfen. Ben onu her seferinde hatırlatıyorum. Mavi Marmara olayını. bu Unutulacak bir şey değil. Evet. Büyükelçi alçak sandalye olayları. Birçok olay unutma. vardı Mesela yani onlar olur. hani e, ülkeler nezdinde ciddi krizler yaratacak meseleler. O suyu Türkiye Ama iyi yönet, tabii ki. şu bir gerçek e, ne yaparsak yapalım bugün çok uluslu küresel şirketlerin birçoğu Yahudi sermayelerinin elinde ve Amerika'da önümüzdeki süreçte bir seçim var. Ee, ve hakikaten Amerikan politikasını bence yani Amerikan dış politikasını belirleyen sadece Amerika değil İngiltere'de dahil tabii, tabii. dış politikasını belirleyen hakikaten buradaki Yahudi Fransız sermaye. Fransa'yı da dahil edelim hocam. Fransa'yı da dahil, nah, dahil edelim. edelim. Çünkü ee, Fransızların da bir de Ermeni diasporası var. var ama Yahudi lobilerinin çok güçlü olduğu. İngiliz konusları. ve İngiliz Yahudi'ler ee, çok gergin Mustafa Bugün birçok firmayı hocam. isim vermeyelim. Birçok firmayı araştırdığınızda hakikaten e, Yahudi şirketlere çıkıyor. Fakat onların yüzde kaçı Netanyahu'yu destekliyor. O ayrı bir konu ama şu an Netanyahu sanki başkumandan edasıyla orada çıkıp bir savaş yönetir gibi. Savaşta çocuklara ve kadınlara karşı yapılan uluslararası hukuk sözleşmeleri, insan hakları sözleşmeleri, çocuk hakları sözleşmeleri, oldu hukuk oldu. tamamen aykırı, Birleşmiş Milletler nezdinde cezalandırılması gereken uluslararası ceza mahkemesinde aynı hani Putin'e karşı çıkarılan kararlar hemen çıkarılıyor ama Netanyahu kıta Avrupası'nda yakalanacak mı veya Kongre'ye gidip yaptığı konuşmayı çok rahat pişkin bir şekilde yaptı. Yasam Mahkemesi İnari Savcılığının yakalama kararı var. Yakalama zaten. kararı mı? Bu uygulanacak evet. mı? Amerika onu yani, uygulamayacağını ifade etmiş İsrail'i kim durduracak? Ee, bu yani bu hiç kendimizi kandırmayalım. Ne evet. Lübnan'ın İsrail'e karşı bir gücü var, ne Filistin'in. İsrail de bunu çok iyi biliyor en büyük destekçisi bugün hegemon devlet dediğimiz Amerika Birleşik Devletleri NATO'nun en etkin gücü dünyanı yöneten en önemli güç küresel bir güç bölgesel politikalara doğrudan etki eden bir güç ve bütün teorilerin merkezi baktığımız zaman evet hegemonik devlet eşittir istikrar teorisine aykırı kavramını aykırı bir şekilde kontrollü kaos ve kaos çatışma bölgeleri savaşlar yaratılıp silahların satışını sağlayıp Orta Doğu'daki birbirlerine düşürüp mezhepleri... İran-Irak 8 yıl hocam, savaştı. Bu bir parantez de soğuk hocam. hocam İran-Irak niye savaştı? Bilgi Mustafa evet. Mustafa. evet yani bir bilgi, hocama evet. destek olsun diye evet. istiyorum. 1897'de Birinci Siyonizm Kongresi'nde alınan kararlardan iki tanesi bunu işaret <laughs> ediyor. Neydi o? Bir bir tanesi 50 yıl, yıl sonra İsrail devletini kuracağız. 100 yıl sonra ise büyük İsrail devletini kuracağız. Ben ona inanıyorum. Büyük İsrail devletini evet. Kurma, kuracağımız dönem içerisinde etaatak İslam ülkelerinin bizim kuruluşumuzu olmaması için onların arasında mezhepsel çatışmaları körükleyerek bir araya gelmelerini geçeceğiz <laughs> diye bunun adı da karar var ve bu alınmış yazılmış bir karar. Musunuz? Bu divide and rule. Böyle evet. parçala yönet. Hepsi birbirine çatışsın. Hani o evet. e, bilirsiniz Büyük İskender'in Aristoyla yaptığı konuşma gibi hani Aristoya sorar. Bir kere daha yenileyelim izleyicileri araya renk katsın. tabi. E, İskender e, Aristo'ya sorar fethettiğim ülkenin e, ülkenin komutanlarını ne yapmalıyım Hapset, hapse mi göndermeliyim sürgüne mi göndermeliyim yoksa öldürmeli miyim İskender de der ki eğer sürgüne gönderirsen bunlar daha da kimli bir şekilde gelirler sana karşı cephe alırlar hapse gönderirsen içeride örgütlenirler isyan çıkar öldürürsen bunların çocukları intikam alma hiçbir şey yapma sen sadece hakem ol, hiçbir sorunu çözme, onları birbirine düşür, onlar birbirini ölür. Hocam... Dolayısıyla <gülüyor> hakikaten <gülüyor> evet. şu an Amerika'nın tamamen yaptığı, yani sanki çatışmanın çözümü gibi. Ben Birleşmiş Milletleri de buna benzetiyorum. Yani hakikaten Ama öyle. Ama Amerika'nın politikaları da öyle Şu an yani... yerli bir dizimiz var, <laughs> Fethi İstanbul. Evet. Ee, ben çok beğeniyorum. Bu yerli diziler artık bizim kendi geçmişten gelen kültürümüzü, ve Kızıl Elma'ya doğru giden hedefimizi ölçümüzü yeniden canlandırıyor. Tabii. En Orada Plato, elma. <laughs> e, Roman <laughs> Diyoje'nin danışmanı rolünde e, Megadük e, bir danışmanı daha var. O da geliyor ve e, parçala böl yönet taktiğini uygulayacağım diyor Osmanlı'ya evet. karşı. İşte Karamanoğulları İbrahim Bey'le irtibata geçiyor. Evet hocam. E, Sır, Sırplarla irtibata geçiyor ki o dönemde ...dördüncü ee, Murat'ın hanımı Mara ...Fatih Sultan otomantın yani. O da Osmanlı'da kalıyor. Mara'nın babasını kışkırtıyorlar e, Osmanlı'ya karşı. E, Plato diyor ki bu yaptığını beğeniyor musun diyor Mega Dük'e? Evet diyor. Parçala böl yönet taktiğini uygularıyorum diyor. Rusya da bunu yaptı. Evet. Hı -hı. Ama diyor bir şeyi evet. gözden kaçırıyorsun diyor Plato. <laughs> <O çok gülüyor> gitti. Şimdi aslında Osmanlı'nın başında Mehmet var diyor. Parçalanmaz. Bölünmez ve yönetilemez diyor. Evet. Şimdi Türkiye burada ise eğer, e, ayakta ise, ayakta olduğumuzda Türkiye artık bundan sonra akılcı bir hareketle parçalanamayacak inşallah, bölünemeyecek ve yönetilemeyecek. Türkiye bölgesinde etkin bir rol oynuyor. Bütün bunların ışığında Mustafa Hocam, İran'ın yapmış olduğu bu saldırının, kamuoyunun beklemiş olduğu şekilde şiddetli ve güçlü bir saldırı olmamasının temelinde aslında İsrail'i ve ABD'yi doğrudan doğruya İran karşısına almak istemedi. Evet. Çünkü neden? Biliyorsunuz 1980'lerde Irak İran savaşı vardı. Bu savaş külükten 8 yıl. 8 yıl sürdü. Soğuk. Ve tabii ve İran bu sıcak savaşın soğuk yüzüyle tanıştı. Tabii. Çok büyük tarihler oldu. Yani, ki soğuk savaş dönemi. Unutmamak lazım. Tabii soğuk, soğuk savaş. Amerika Birleşik Devletleri Irak'ı desteklerken, silah verirken Irak'ın İran'a üstünlük sağlayacağını gördüğü anda çok ilginçtir. Irak'ı Amerika destekliyordu. İran'ı Rusya destekliyordu. Bakıyorsunuz İran yenilmek üzereyken Amerika İran'a silah satıyor. Çok ilginç. Şimdi Hı -hı. yani dengeyi Bey, evet, Ben şimdi araştırdığımda bir üç, üç, tane, üç tane e, ana temel başlık ortaya çıktı. Yani dünyadaki hakimiyetin e, yani e, emperyal hakimiyetini izlediği taktik üç adet taktikleri var. Bir tanesi e, ilaç, silah, finans. Evet. Üç tane e, büyük gücü elinde tutan. Bunları elinde tutan tabii ki dünyada hakimiyet e, sağlıyor. Yani bir tanesi ilaç, ikincisi silah, tabii. üçüncüsü de Bilans. finans. Bir de insan, insan ticareti. Evet. Bunlar şimdi, bunları, bunları kim çalıyor. tutuyor? Bakın bunları tutan isimleri tabii ki cevap, cevap hakkı doğar diye söylemek istemiyorum. Üç tane Yahudi aile Bunları evet. dünyadaki Rothschild'ler hakim. Zaten Rothschild'lerin planı söylüyor. bu. Şimdi aslında bu e, yani oradaki yerleşimcileri kim finanse ettiyse bugünkü katliamın sorumluları da onlar aslında emperyalizm açısından baktığımız zaman. Şimdi Birleşik devletlere gelince size şey olsun diye söylüyorum katkı olsun diye söylüyorum. Birleşik devletlerin tüm geçim kaynağı silah satmak. Çünkü coğrafyalardaki karışıklık, karmaşa ve bölünmüşlük ona hep kazandıran e, unsur olmuştur. Kazandıran aparat olmuştur. Dolayısıyla e, Libya bölündü. çe bölündü. Libya'da hani ba, dedik ya bahar gelecek. Evet. E, demokrasi gelecek <laughs> vaatleri buydu. Yunusunda ne oldu? Ya, evet. Arap, e, efendim, baharı. Arap baharı. O Kuzey Afrika'daki ülkelere bakarsak nereye girdiyse üç'e bölünmüştü. Irak'ta dahil olmak üzere. Dolayısıyla yani stratejik müttefikimiz dediği Türkiye'ye karşı da efendim alkışlıyor Türkiye'yi e, ama F-35 programından çıkarıyor an şekilde aldatma sistemleri veriyor. Douglas diyor ki evet. Eee PKK'yı diyor evlada diyorum ya ben. Evet. evet biz PKK'yı Türkiye ile saçmasını O bakımdan Türkiye nasıl yani biz hani e, dış e, dışa karşı iç cephe bütünleşiriz. Hiçbir şey olmaz. Yani öyle Sayın Devlet Bahçeli'nin ifade ettiği gibi e, gelsinler bakalım. Gelecekleri varsa görecekleri de var. Sayın Devlet Bahçeli grup konuşmasında zaten şu ifadeyi kullandı. Dağıtılmak istenen birliğimiz ölümümüz şehit, dirimiz yiğit, e, direncimiz müthiştir. Yani şimdi Türk milleti asla ve asla yılmaz. Ne olursa olsun. Yani kendi içimizde de olsa, kendi dışımızda da olsa şa karşı bütünleşiriz. Evet. Ama ama kıymetli eee Sayın Hocam da katılacaktır bu görüşüme. Şimdi emperyal planlar, bu bölücü planlar Tabii ki e, teolojik bir e, İsrail üzerinden teolojik bir atmosfere yayıldığı için İngiltere'nin, Fransa'nın ve e, Avrupa Birliği'nin birçok üye ülkesi, siz de zikrettiniz Almanya'nın mesela İsrail'e kayıtsız şartsız destek veriyor olması çok ilginçtir. Evet. E, şimdi geldiğimiz noktada e, nasıl bir strateji izle izlemek gerekiyor Ortadoğu'da? Tabii bu sorunuzun iki başlığı var. Birisi iç Evet, Siyaset ve iş dinamiklerimizde nasıl bir yol izlemeliyiz? Milli takimat yapmak onu, lazım. Onu, onu ayrıca konuşalım. İlerleyen evet. e, sürede konuşabiliriz. Evet, evet. E, dışarıya gelince bu apaçık ve net. E, 7 Ekim'de hatırlarsanız e, Hamas'ın ilk saldırıları başladığında e, İslam bir Teşkilatı denen bir teşkilat var. İslam ülkelerinin bir araya ekonomik olarak e, birbirlerini e, daha iyi bir seviye taşıma noktasındaki olan bir işbirliği toplanmadı ve bu anlamda İsrail'e karşı bir e, netlik ortaya koymadı. Şu ana kadar da bunu koymuş değil. değil. Dolayısıyla şu artık netleşmiş bir vaziyette ki İsrail'in durdurulması için İslam ülkelerinin bir araya gelmesi artık şart. Yani İslam ülkeleri gerek ekonomik olarak gerek siyasi olarak gerek savunma sanayi olarak, ve askeri anlamda bir araya gelmedi takdirde. Bugün Amerika Birleşik Devletleri 7 Ekim'de nasıl ki Doğu Akdeniz'e, Kızıldeniz'e savaş gemilerini gönderdi. Bugün takviye yaparak onu yine gönderiyor. Nitekim İran'ın yapmış olduğu saldırılarda da e, füzelerin e, bir kısmının düşürülmesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki e, donanmasının etkin olduğunu biliyoruz. Kendileri ya. de bunu ifade ettiler zaten. Hatta e, İran, İsrail'in kendisini savunma meşru hakkı, meşru savunma hakkı vardır diye İngiltere, Amerika, Fransa bunu aleni söylüyorlar. Ali yani, söylüyorlar, evet. Filistin katlediliyor, Gazze katlediliyor, insana katlediliyor. 41 bin, 42 bin hatta belki ee, bu enkaz, enkaz altındakiler hariç enkaz altında hariç. kalanlar yani, tabii, çok bilenler bu kadar. Evet. On, onları düşündüğümüz zaman bu 70-80 binler evet, 100 bini bulacak. Evet. Suriye gibi içi boşaltılmış evet, bir ülke. O şekilde. Burayı. Dolayısıyla böyle bir e, pozisyonda artık e, madem İsrail için bir araya geliyorsa bu güçler, bu dengeler e, Türkiye'nin de e, aslında ifade etmiş olduğu ve nitekim 7 Ekim'den sonra Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu seyahatlerde baktığımızda İran'la Fidan İran'a gitmişti, Suudi Arabistan'a evet, gitmişti. Evet. Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır. Bütün bunların temelinde aslında bir birlik çağrısında bulunmuşlardı. Fakat bu birlik çağrısını biz maalesef şu an hayata geçiremiyoruz. Neden geçiremiyoruz? Ara Arabistan, İslam İşbirliği ya. Teşkilatı bir toplandı. 12 maddelikte bir karar, deklarasyon yayınladılar ama hiçbirini uygulanmadı. Hiç uygulanmadı. Evet. Ee, bir de şu var. <laughs> Çok şimdi da umursamıyorlar. Yani bir, bir Müslüman birliği diye bir şey yok Suudi Arabistan yani. Veliyat Prensi dedi Muhammed yani Filistin halkının Durumu ben yani çok kendi da halkımı düşünüyorum. Umurumda değil diye. dedi yani dedi. Evet. Birkaç öyle. gün sonra yani azar gelince oradan beri yok yani onun, 1973'teki evet. o çıkışı e, beklemeyelim o kralın e, OPEC krizine neden olan tavrını beklemeyelim artık öyle bir hareket yok yani maalesef. Maalesef. Yani. Yani. Dolayısıyla burada görünen o ki gerçekçi adımı atan tek ülke Türkiye. E, dolayısıyla Türkiye'nin bu yapmış olduğu girişimlerle Suriye ile başlatmış olduğu normalleşme görüşmeleri. Bir an önce yani, tabii evet. ki. O... E, Irak'la yapmış olduğu kalkınma yolu projesi ve mücadele, işbirliği, güvenlik işbirliği sözleşmesi, sözleşmesi anlaşması e, ve Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'ın bu bu projeyi finanse etmesi aslında bir nevi bölgesel işbirliğini ortaya koyuyor. Bir diğer husus da şu İslam ülkeleri dünya üzerindeki savunma sanayi harcamalarının yüzde yüze yakınını batıdan e, karşılıyor. Trump, Trump 127 milyar doları kılıç dansı yaparken Yapar, e, evet, zaten evet, satmıştı zaten silahları. Dolayısıyla bu ne anlama geliyor? Batıya Orta Doğu <laughs> Batıya petrol satıyor, Batı'nın parasını alıyor. Daha fazla miktardaki e, bir parayı ödeyerek Batı'dan silah alıyor. Kim zenginleşiyor, kim fakirleşiyor? Batı zenginleşirken Orta Doğu coğrafyası halkları fakirleşiyor. Yani bugün izleyicilerimiz bunu söyleyebilir ya. Ersan Hocam neyi söylüyorsun sen? ne fakirleşmesi? Türkiye'de milli gelir şu kadar, Araplarda milli gelir şu kadar, mesela o değil. Sanayileşme yoksunu bu e, bu coğrafya. Petrol bitecek Pet 20 tabii, yıl sonra. Petrol, petrol sonra. bitince yani ne olacak? Yani sadece petrol üzerine tarım bile Türkiye'de mesela tarım değil mi? Tabii. Çok geride kalmış vaziyette, hedeflerin çok daha gerisinde olmasına karşın Türkiye tarım anlamında çok ciddi bir ülke konumunda. Tabii. E, Dolayısıyla tarımsal anlamda, sanayileşme anlamda, savunma sanayi anlamında. Bir etkinlikleri yok. Üreten sadece bu bölgede Türkiye olduğunu değerlendirelim. Bakın İran bile sadece balistik ve hipersonik füzelerde e, İsrail'den biraz daha üstün bir konuma gelmiş. Yani yapılan araştırmalarda bölgedeki en güçlü ordu Türkiye ordusu olarak kabul ediliyor. İkinci sırada İran kabul ediliyor. Dördüncü sırada Suudi Arabistan kabul ediliyor. Yani böyle olmasına rağmen İran'a bakıyoruz. İran ordusuna. İran ordusuna. İran ordusunun yerli ve Milli savunma sanayi ürünleri çok fazla değil. Yani füze sistemleri bile çok e, Türkiye ile çok, çok etkin değil yani. Eski. Ama mesela nesiller. o FETTA füzesi inceledim FETTA geçen. FETTA yeni bir füze. evet. Ee, yani hipersonik bir füze. E, bütün radarı e, yok ediyor ve çoklu manevra sistemi var. Evet. E, bütün yoktu sistemlerden onu. geçerek gidiyor. Çok gidiyor. inanılmaz bir e, Aslında sistem. Aslında bu saldırıda hocam İran şunu da ortaya koydu. Ben seni istersem bütün satış hedeflerini net kururum. Adını zaten km. E, Hamaney koymuş. Evet. E, 2023 yılında e, vefat eden başkan tarafından tanıtılmış. E, yani gerçekten yeni. Yeni ama etki gücü olarak çok e, etkin zaten. Ondan sonra İsrail e, sansür kararı almışlar e, bu saldırıdan sonra. Şimdi Fakat o, demir kubbe var tabii, Demir kubbeyi bile etki etmiyormuş o şekilde. Ersan Bey müsaade edersem. Siz Hocam e, e, hazırmıştınız ya. Harita hazırmış, Sursuz Seyfi olacak. Bey hazırmış. Evet. Suriye evet, rejimle ilgili konuşacaktınız galiba. Tabii tabii. O evet. haritayı Seyfi verirse hocamın tabii. cümlesi eksik kalmasın. Evet, o evet. Mustafa Hocam. Evet. Tamam. Yani Suriye şu an bölünmüş durumda. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani Suriye'de bir, bir bütünlük bir olmadığı verirse... için içi de boşaltılmış durumda en kolay manevra nitekim ben dedim ki bundan sonraki e, at, e, saldırı planı Suriye olacak. Hakikaten de öyle oldu. Yani bunu çok net söyleyebilirim. İran'a karşı temkinli hareket edecekler. Yani İran'a saldırırız dedi. Ne oldu? Karar çıkmadı. Çünkü eee kongre seçimleri çok yaklaştı. Ve hiçbir şekilde Kongre seçimleri öncesinde böyle bir şey yapamazlar. Hani iyi polis kötü polis hesabı. Evet. Ama Amerika'nın çıkarları hiçbir zaman değişmez. Hocam yani kim gelirse şey gelsin. Istiyorum. Tabii şimdi bakın burada önünde Emir yazan efendim, Kral yazan bu Arap Yarımadası ve körfez ülkelerine baktığımız zaman e, üzerlerine herhangi bir mesuliyeti almadıklarını görüyoruz. Yani İsrail'e karşı bir mesuliyet e, e, almayıp, bilakis batı, batıcı bir anlayışla, batıcı bir politik anlayışla devam ettiklerini Ama e, Sayın Devlet Bahçeli'nin e, yapmış olduğu bir çağrı var. Hatırlarsanız diyor ki e, huzur koridoru. Yani İsrail'de rahatsız etmeyecek, bölge ülkelerinde rahatsız etmeyecek bir koridor, işbirliği koridoru veya Kudüs Paktı kurulması hı hı. acaba mümkün olur mu? Yani e, bu çağrı eee Tabii ki belki bugüne kadar kılını kıpırdatmayan e, Arap ülkelerinden belki gelmeyebilir. Yani e, fakat orada tabii ki bir Mısır var. İlişkilerimizin şu anda düzeldiği ve güçlü bir orduya e, hâis e, Mısır var. E, şimdi orada acaba böyle bir şeyin caydırıcı olabilir mi böyle bir ittifakın kuruluyor o huzur huzur koridorunun kurulmuş olması. Şimdi tabii keşke ülkenin keşke keşke olsa fakat Çok önemli bir şey, önemli ama, bir şey. Bu. E, ama ben bunun mümkün olabileceğini düşünmüyorum. çünkü Mustafa e, Hocam ben de Israel, Sayın Bahçeli'nin bu tespitini e, yerinde biliyorum Çok evet, doğru. Mi? Evet, Hocama çok doğru. desteklemek zorundayım diyebiliyor de, musunuz? Buyurun. Yani e, çok böyle güzel şey, bir şey. Böyle bir şey konuşalım. Tabii. Ama, böyle bir şey gerçekten. Çok önemli bir şey. Evet. Harika bir şey olur ama. Yani fakat, İsrail için bu ütopik. Gerçekleşmesi evet, ihtimali yani, çok zayıf. Tamamen ütopik e, evet. yani e, şu ortamda çünkü... Asla İsrail bunu kabul etmez. Yani İsrail'in zaten bunu kabul etmez. bölgedeki amacı evet. Batı zaten bakın e, İsrail'in yaptığı saldırıların hepsini normal karşılıyor. Ya baktın aynı saldırılar örneğin bugün İsrail İsraille e, karşı başka ülkeler saldırı ya yani Filistin saldırmış olsaydı veya Lübnan hani çok zor ama. Lübnan böyle bir şey yapsa anında e, İsrail'e destek, bütün NATO gücü oraya. Ama hocam, İsrail şimdi NATO üyesi Şam rejiminin olsun mesela e, Şam rejimi Hı -hı. şu an Şam'da Şam da vuruyor, ara ara vuruyor tabii evet. ki. Şam'ı vuruyor. E, şimdi bakıyorsunuz. E, Mısır. İşte bakın. Mısır yani işte harita geldi mesela bu evet. Suriye'nin e, muhalefetin kontrolü Buyurun. altında olduğu bölgeler. olan e, yerler. E e, evet. Yani ne kadar mesela şey rejimin kontrolü <laughs> altında olan bölgelere baktığınızda zaten. <laughs> rejimdeki... Hocam buradaki e, bayraktar da galiba İran ve Rus. Bakın İran, bu bölgede İranlı askerleri çok fazla. E, Rusya buraya çok önem veriyor. Çünkü Laskiye ve, ve Tartus e, üsleri var burada. Evet. O üsler çok önemli. Lib Libya'da mesela orada bir hata yaptı. Çünkü Birleşmiş Milletler'de veto etkisi vardı. Libya kararında veto etkisini kullanmadı Rusya. E, dolayısıyla Libya'daki Kadafi e, yönetiminin yani Libya'nın ee, yok olması Arap Baharı'nın son halkasılarından biri olan. Kendi üstlerini kaybetti orada. Kendi üstlerini kaybetti. Şimdi Suriye'de o yüzden Esad yönetimini destekliyor. Tabii kendi çıkarları da var. Ee, fakat e, oradaki üstler hani bu Akdeniz'e birinci petro, P büyük petro döneminden beri onların en önemli şeyleri Akdeniz'e çıkmaktır. Aslında hepsi ona uğraşıyorlar. Bakın Dicle Fırat, Asi'nin ulaşması, Doğu Akdeniz. E, Doğu Akdeniz neden önemli? Oradaki hidrokarbon yatakları niye oradaki Türkiye etkisiz kaldırmak istiyorlar? Kıbrıs'ta Türkiye niye işgalci? Hep bu yüzden aslında. Hani Türkiye buradan çekilsin, Kıbrıs kalsın. Türkiye... Güney Kıbrıs Rum yönetiminin ambargo kararı, Amerika Birleşik Devletleri aldığı karar bile hukuksuzdur. Çünkü Türkiye orada garantör ülkedir garanter ve Türkiye'nin onayı alınmadı. 1960'dan beri garantör ülkedir. ülkedir yani. Ama Amerika burada karar aldı. Dolayısıyla bunlar aslında hazırlıktı. Ben o Kıbrıs kararı alınırken bunları tahmin etmiştim. Yani İsrail'in Evet belki konuşmuştuk bir, hocam Hamasın, bunları zaten. Evet. Ama bir Hamas'ın e, Hamas'ın içindeki bu olayların yani cemek katılıyorum. Hamas'ın e, burada demir kubbeyi delerek burada bir e, hareket planının içerisinde bile istihbarat teşkilatları var. Henüz aydınlanmayan yani, bir şey var. Evet. Yani bir konu var. Bunu zaten söylüyorlar. Yani şu an atizi itizine karışmış derler ya gerçekten öyle. Şu an Hizbullah'ın içinde de Hamas'ın içinde de Osut'un yani çok değişik e, örgütlerin içerisine sızmış bir takım istihbarat birimleri olduğunu biliyoruz, düşünüyoruz. Çünkü bu o kadar e, kolay manevra alanı olabilecek bir yer değil. Bir, yani anlı bir zaman. yetkili, bakan, e, önemli tabii ki e, savunma bakanı zannediyorum şu açıklamayı yapıyor. Diyor ki biz Mossad'ı takip etmek üzere kurmuş olduğumuz e, birim mer diyor şeymiş eee Mossad'ın temsilcisi e, var içinde. E, Temsilcisiymiş gibi. Çünkü bu seri cinayetler. Yöneticisi bu Mossad ajanı. Seri suikastler, Kasım Süleymani suikastı, mmh. Haniye suikastı. Mmh. E, bunlar e, İran'ın tabii ki prestij açısından bir devlet prestijini sarsan meseleler. Rıcan, Türkiye iki bundan 2-3 iki, sene önce MIT bir operasyon yapmıştı hatırlarsanız. Evet. İran istihbaratına sızan Mossad ajanları yakalanmıştı ve bunu İran bildirmiş Türkiye. Tabi tabii. tabii. Evet. Yani bu o Münih diye bir şey vardı bilirsiniz. Bu e, bir takım oyuncuların e, İsrail ile Filistin arasındaki iç hesaplaşma ve daha sonra Filistin'dekilerin e, İsrail Mossad tarafından öldürülmesi yani yıllar geçse bile evet. E, istihbarat birimleri intikam alıyorlar. Yani bu çok ilginç. E, ve bence e, İngiliz istihbaratı ile Amerikan istihbaratı ve İsrail zaten birlikte eee Hocam çok ilginç. Orada da bugün e, basına da gördüm haberlere bakarken. 2017 yılında Boris Johnson, İngiltere Başbakanı, Hı. <laughs> e, Dışişleri Bakanlığı konutunda Boris Johnson'a ait olan bir banyoyu sıralı kullanmak istemiş. Boris Johnson hatırlatısı yayınlanmış kitap olarak. Orada yazıyormuş bu. Ve e, müsaade etmişler. Orada o banyoyu kullandıktan sonra yapılan bir mutat e, böcek arama, tarama faaliyetinde orada böcek bulunmuş. Banyoda. Yani banyoda. Yani. Düşünün. Dolayısıyla Netanyahu kendisi bunu yerleştirmiş. Tabii. Şimdi çok ilginçtir. Bugün e, sosyal medyada hep şu konu e, dolaşıyordu. E, kendisine karşı, yani kendisine karşı e, devletini, e, 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 İsrail devletinin kurucusuna karşı Netanyahu'nun böyle bir hayalik yapması ne kadar haysiyetli olduğunu gösterir manasında bir takım paylaşımlar vardı. Ben dedim ki ya bu sadece öyle değil yani bu İngiltere denen bir devletin kendisini de desteklediği bir insanın ihaneti karşısında ona desteğini hala sürdürüyor olması haysiyetle konuşması gereken bir mesele. Dolayısıyla aslında birbirine girip olan şeyler yani hangisi hangisinden daha haysiyetli ve değil. Maalesef İngiltere Amerika Birleşik Devletleri bağımsızlığını kazanacağı zaman gelecekte burayı kontrol etmek adına kendi Yahudi zenginlerini var ederek oraya göndermiştir. Bu Rochard ve Rockefeller aileleri o dönemde 1800'lü yıllarda Amerika'ya gönderilen aileler, var aileler. Doğrusu bundan temelinde aslında kendi menfaatlerine çıkarılan hizmet eden bir Yahudi algısını oluşturarak e, İslam coğrafyasında bir hançer misali İsrail devletini sokmak idi. Başladılar bunu. Dolayısıyla bunun ilgili Tabii orada biraz Rus Yahudileri şey... de var. Ee, Rus Yahudileri İsrail siyasi hocam? yapılanmasındaki evet. rolüyle ilgili aslında hayır çok daha önceden vardı. Ben onunla ilgili bir test çalışması yaptırmıştım. Ee, Filiste de... geliştirme daha önceden mi? Hayır olur. daha önce... E, ben, ben daha sonra e, geldiler diye okudum hatırlıyorum. Şeyi Rusya'dan daha sonra geldiler. Sizi kabul ediyorum. Hayır Rusya'dan daha sonra geldiler doğru ha, tamam. ama planlar eski. E, hatta bu e, bir Yahudi oblastı bölgesi var Rusya'da planlanan Birobican diye bir evet. bölge. Bu evet. bölgeye e, Yahudiler gitmediler. Gitmeyi reddettiler. O sıra e, dünyada tam olarak e, Yahudilere karşı bir işte Yahudi pogromlarına karşı bir antisemitizm hareketleri yükseldi. Bu antisemitizmden buradan kaçan bir takım Yahudiler İngiltere'ye gittiler. İngiltere'ye akın ettiler. İngiltere'de sayıları çok çoğaldı. Bundan dolayı işte Rothschild e, böyle bir şey Berford Deklarasyonu önce Siyonist Teodor Hersin toplantıları oluyor işte oradaki evet. kongre yani ayrı bir yer yapalım ve Yahudileri oradan gönderip dünyanın her yerinde belki bile baktığınızda mesela Hitler'in anıları var Hitler orada diyor ki bizi diyor Versay yani bir işte Versay anlaşmasının ağır şartlarıyla Almanya'nın sanayileşmesine evet. vurulan bir darbedir Yahudiler olmasaydı biz kalkınacaktık diyor veya hatta bu Belçika'nın Anvers'teki bu pırlanta işi dahil elmas işi bütün hepsinin Yahudilerin elinde olması ve Yahudilere karşı büyük bir düşmanlığın içerisinde olması Hitler'in bu Versay anlaşmasının getirdiği ağır ekonomik koşullardır Almanya'nın. Yani ben hep derim bir Versay bir Hitler çıkardı. Ama e, sonraki süreçte tamamen olaylar tersine gidiyor. Avrupa'daki arındırılan antisemitizme evet. karşı olan Yahudiler, e, İsrail'de işte yurt elde ediniyorlar zaten. 1943 yılında Lübnan e, ve Ürdün Fransız sömürgesinden e, çıktığı zaman 1946'da bağımsız no. oluyorlar ve e, o bölgede Estemalı. Zaten 1948 yılında no, işte no. İsrail'in e, kurulması, İsrail kurulduktan sonraki planlar ama bütün Yahudiler İsrail'e gitmiyorlar. Yani böyle de bir durum var yani Açtı. çok enteresan. E, İsrail'e gitmiyorlar. E, dolayısıyla aslında İngiltere'de çok sayıda Yahudinin yani hatta bu çok tartışılır aslında bu plan İngiltere'deki Yahudileri gönderme planı mı yoksa Yahudilerin yani baktığınız zaman gerçekten diaspora bugün Ermenistan çok fakir ama dünyadaki Ermenilere bakıyorsunuz Fransa'daki Tabii. ben lobilerle ilgili çalışma yapmıştım bu think tankler falan en büyük Ermeni lobileri Fransa'da Amerika'da bu buradakiler çok buradakiler zengin çok ama Ermenistan'a baktığınızda onları sınırlamışlar yani siz bir yurt alın burada kalın da sakın bize gelmeyin yani biz diaspora burada bu mağduriyetle bir virgül koyalım yönlüyor. hocam ee, evet. bu arada yayınımıza çok değerli hukukçumuz Mustafa Kemal Çiçek Bey de katıldılar hoş geldiniz diyoruz Mustafa Kemal Çiçek Bey'e hoş bulduk Mustafa abi kusura bakmayın bugün bir trafikte bir cebelleşme es içerisindeydim bir küçük bir sıkıntı yaşadım Ondan dolayı e, yayına geç katıldım. Sizden değerli katılımcılardan ve izleyicilerimizden bu trafik çilesi de, de tabii diyorum. ki e, hepimizin başına geliyor. E, hoş geldiniz. Hoş geldiniz diyoruz size. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz Mustafa Hı -hı. Hocam. Hoş bulduk Ersan abi. Hoş bulduk Sayın Merhaba <laughs> Merhabalar. Biz böyle konuşuyoruz. Evet. O zaman e, şey evet. yapalım. E, hocam sözlerini tamamlarsa hı hı. tabii ki Mustafa Bey'e de e, dönelim e, çünkü e, bu turda e, abimizin de görüşlerini evet, a, almış doğru. oluruz. Tabi tabi. Şimdi e, şeyi konuşuyoruz. Tabii ki dünyada e, gündem alev alev yani iç gündem var e, efendim ama tabii ki Orta Doğu'da yükselen bu e, kan seli efendim ateş çemberi. Efendim Orta Doğu'da neler oluyor? Konuşuyoruz. Şimdi tabii ki oradaki e, küresel emperyalizmin, efendim İsrail'in yapmış olduğu bu vahşete ses çıkarma işi Amerikan hatta Amerikan uçak gemilerinden uçak kalkıp işte oradaki İran füzelerini bile e, engellediği bir süreçte. Orta Doğu'da neler oluyor? E, Mustafa Kemal Bey acaba? ne ne oluyor bitiyor. Yani burada Sayın Cumhurbaşkanımızın da tabii ki önemli bir uyarısı oldu. Dedi ki İsrail gözünü Türkiye'ye dikecektir uyarısı oldu. Hakikaten de o bölgede savaşın bir konvansiyonel savaşa dönüştürülme gayretleri, Şam'ın vurulması, İran'ın füzesiyle Lübnan'ın güneyinin sürekli vuruluyor olması, ve kara harekatının başlatılmış olması nasıl bir sürecin içerisindeyiz? Süreç nereye evrilebilir diye size sormak istiyorum. Tabii Teşekkür ediyorum Mustafa abi. Tabii işin uzmanı burada Sayın Hocam. Biz sadece e, aldığımız değerlendirmeleri bir sentezden geçirerek bunları aktarmakla mükellef bir haldeyiz. E, tabii e, hakikaten Türkiye herhalde dünya coğrafyasının en önemli noktalarından birisinde bulunuyor Mustafa abi. Baktığınız zaman tam işte Asya'sı, Afrika'sı, Af Avrupa'sı ortasında bir yer ve sürekli bir ateş çemberinin içerisinde. Bu hep böyle tecelli etti ve devam da ediyor. Ama son dönemde bu e, çok üst noktalara çıktı. Kuzeyimizde malumunuz dünyanın süper gücü olarak adlandırılan Sovyetler Birliği'nin varisi ki onun içinden çıkan bir devlettir Ukrayna'da. işte 16 devletten bir tanesiydi. İşte bir e, Savaş yürütüyorlar. Çok ciddi bir boyuta varmış durumda. Bütün Avrupa, Amerika, e, Ukrayna'nın arkasında, işte Çin gibi belli güçlerde, Kuzey Kore gibi belli güçlerde, Rusya'nın arkasında. E, güneyimize bakıyoruz. Suriye zaten 12-13 senedir e, bir türlü istikrar bulamadı. E, milyonlarca insan öldü, milyonlarca insan göç etti. Bunların birçoğu bizim ülkemize geldi. İstikrarsız bir yapı içerisinde. Yani ülkenin e, üçte ikisinde e, zaten otoritesi kalmamış durumda şu anki Şam yönetiminin. E, Irak deseniz zaten birliğini bütünlüğünü sağlayamadı. E, tam e, tablo e, bu şekilde devam ederken ki tabi bunların içinde sönmüş olan e, durumlar da var işte Azerbaycan-Ermenistan arası ama daha net olarak bir anlaşma da imzalanmıştı işte koridor konusunda. Zengezur Koridoru konusunda hala evet. ihtilafların devam ettiğini net bir vaziyette görüyoruz. E, batımızda Yunanistan her fırsatta Türkiye'yi taciz etmekten imtina etmiyor. İşte botlarıyla bizim sahillerimize kadar e, geliyor. E, işte adalarını tamamen Amerika'nın güdümüne vermiş. Yani Dede Ağaç'tan Girit'e kadar e, oraya ordusunu donatmış bir Amerika. Tankından topuna kadar yani. Moskova binlerce kilometre uzakta, bu tanklar, toplar orada niye duruyor mesela? Bu vaziyet var iken yani, tabii Libya'sı vesaire sonlara <laughs> dahil bile etmiyorum işin içi içerisine. E, 7 Ekim'den sonra başlayan işte büyük katliam e, İsrail'in e, işte Filistinli Müslümanlara uyguladığı büyük soykırım. Yani tabii. bir gün işte ayın dördü işte bir yıl olmasına bir yılı doldurmasına üç gün kaldı. Ee, bilinen 40 bin şehit rakam bunun çok çok üstünde hepimiz bunu biliyoruz 10 milyonlarca ton enkaz 2,5 milyon insan oradan sürülmüş vaziyette ve bir netice elde edemeyen İsrail yani orayı ele geçiremedi bunu net olarak ortaya koymak lazım yıktı yaktı öldürdü katletti ama bir netice hasıl olmadı tam bu noktada işte takip ediyoruz e, meseleleri işte çağrı cihazlarıyla çünkü şunu biz hep değerlendirdik ordusunun yüzde elli'sini İsrail kuzeyde kitlemiş vaziyette geri kalanla işte e, Gazze'de e, soykırım'a devam ediyor katliama devam ediyor bir anda işte Hamas ki bu e, mücadelede Hizbullah'ın kendisine tam destek vermediğini birçok kereler ifade ettik Hizbullah tam ...gövdesiyle bu mücadelenin içerisine girmedi... ...birkaç roket fırlattı vesaire... ...ama bütün güçleriyle... ...İsrail'e yönelik bu 7 Ekim'den sonraki süreçte... ...bir mücadelenin içerisinde olmadı... ...ama bir anda İsrail... ...işte bütün bunun tedarik zincirini gördük... ...akıllı telefonlardan yer tespitinden korkan Hizbullah... ...çağrı cihazları da dönüyor... ...bu çağrı cihazlarını bir şekilde ele geçiriyor... ...bombalar patlatıyor... Uzuvlarını kaybedenler, ama Hizbullah'ın üst komuta kademesi ve biz bunun arkasından nasıl değerlendirdik? İsrail bu şekilde komuta kademesini bertaraf ederek Lübnan'a girecektir. Yani bunu işte bu olayların hemen akabinde ifade ettik ve ardından işte Hizbullah'ın hemen hemen komuta kademesinin tamamı ortadan kaldırılmışken bir Hasan Nasrallah kalmış vaziyetteyken. Hasan Nasrallah'a karşı yapılan bir operasyon ve netice itibariyle e, Hasan Nasrallah'ın da şehit edilmesi. Gelinen nokta bu ve netice itibariyle İran'ın Hasan Nasrallah'ın işte Şeyh Hasan Nasrallah'ın şehit Haniye'nin e, Filistin'deki şeyhlerinin adına işte füzelerini atması daha evvel de bunu tek yaptı ama bu şey bu durum daha farklı cereyan etti. Şimdi İsrail ne yapacak noktasına geldi. Hakikaten evet. durdurulmayan bir İsrail Mustafa abi. Yani Birleşmiş Milletler işte hocam e, onun değerlendirmesi en iyi şekilde yapacaktır. Beş tane ülke e, bu ülkelerden Amerika Amerikası, İngilteresi e, İkinci Dünya Savaşı'nın galip devletleriydi. Fransa galip devlet değildi ama o da yanlarına alındı. Çünkü Fransa işgal etmişti Hitler. E sonrasında işte Stalin'in Stalin Sovyetler Birliği ve yanında da Çin işte yeni Çin, eski Çin her neyse sonuçta büyük Çin şu anda konseyin üyesi. Beş ülkenin kontrolüne bir güvenlik konseyi. On geçiciyenin hiçbir önemi yok. Merkezi New York'ta ama e, barışı durdurmayı bırakın. Biden çıkıp orada konuşuyor. İşte Cumhurbaşkanımızdan önce ikinci konuşmayı yaptı. Orta Doğu'daki bu gidişat iyi değil diyor ama sürekli silah veriyor, tank veriyor, top veriyor. En iyi mühimmatı teçhizatı veriyor. Ha yani netice itibariyle ...bu coğrafyada bir birliktelik yok Mustafa abi... Tabii. ...Müslüman ülkeler bir araya gelmiyor... ...gelemiyor, getirtmiyorlar... ...çünkü Arap ülkelerine baktığınızda... ...burada günlerce konuşuruz... ...ne durumda oldu... ...burada bu durumun içerisinde... ...olabilecek birkaç devlet kalıyor... ...birisi Türkiye, birisi İran... ...belki birisi Mısır'da... ...Mısır da kendini bir yere çekti... ...İran'ın önemi şurada... ...Irak'ta Şii gruplar... ...Lübnan'da, Suriye'de Şii gruplar... ...etkisini yitirmek istemiyor... Türkiye'de Müslümanların ölmesini istemiyor. Ama gelinen tablo e, itibariyle dün herhalde veya önceki gün Laskiye bombalandı. Laskiye'nin bize uzaklığı 50 kilometre. Yani sınırlarımıza kadar gelmiş bir çatışma. E, Kürtler bizim doğal müttefikimizdir de, diyen bir Netanyahu işte YPG, PKK'ya gözü kırpıyor net olarak. Orta Doğu'daki herkes bizim hedefimizdir diyen bir Netanyahu. Yani evet. Bugün İran'la İsrail'i tek başına bıraksanız herhalde İran 90 milyonluk bir ülke İsrail'i ezer geçer. Ne kadar teknolojisi olursa olsun 20 bin kilometre karede hayatını idame ettiren bir İsrail'den bahsediyoruz. Ama büyük güçler arkasında büyük güçler bölgeyi karıştırmak istiyor. Artık ben bile 3. Dünya Savaşı'nı çıkarmak için büyük bir gayret olduğu kanaatindeyim. Yani Ukrayna'nın arkasında biraz önce söylediğim Avrupa ülkeleri Amerika var. Ukrayna Rusya'ya karşı kullanılıyor. Bugün de işte Rusya bunun misillemesi nasıl yapacak? İran'ı onlara karşı kullanarak. Çünkü bu füze saldırısının bir gün öncesinde Rusya Başbakanı Tahran'daydı. Bu teknolojinin, bu nokta atışı yapabilen teknolojinin, süpersonik füzelerin bir şekilde Rus teknolojisiyle de bir araya getirildiği ortada, hava savunma sistemleri verdiği ortada Netice itibariyle uzatmayın Mustafa abi. E, hep derler ya çarşı çok karışacak diye bir slogan vardır bizde futbolla alakalı. Bölge karıştı ve daha çok karışacak diye değerlendiriyorum Siz. nacizane Tabii. Şimdi tabii ki biz sizlerin değerlendirmesinde dış cepheyi konuştuk. Sizinle çok önemli şeyler konuşacağız. İç cephede neler oluyor ona da bakacağız tabii ki <laughs> ilerleyen dakikalarda abi. Şimdi e, Ersan Bey'e şunu sormak istiyorum. Yani burada Tabii ki e, Musa Bey de ifade etti. Arap Birliği'nin böyle şeysiz, sessiz kalması, e, tepkisiz kalması hatta ve hatta 12 maddeli yayınlanmış deklara, deklarasyona rağmen e, bugün e, Suudi Prensi'nin yapmış olduğu açıklamada ben ülkemi düşünürüm açıklaması hmm. nasıl bir açıklamadır? Bu meseleye ara, yani Arap Birliği'nin e, zaten şeysiz kalması... Ba sessiz kalmasına Sayın Devlet Bahçeli de grup konuşmasında ifade etti önünde evet. işte e, kral prens e, ve emirlik bulunan kişilerin vicdanı e, hunhar, hunhar ve hayasız trecenin se seyretmeye ne kadar devam edilecektir diye bir soru sordu. Şimdi e, ne olmalı da yani Orta Doğu'da bu yanan ateşi söndürebilecek bir çözüm ne olmalı sizce? Tabii ben en son söyleyeceğimi en baştan söyleyeyim. Sonra bunu e, açmaya çalışayım. İsrail'e fi fiziki bir ben, müdahale... Ben kesinlikle İsrail'in gerek ekonomik, gerek siyasi, gerek diplomatik anlamda durdurulacağına inanmıyorum. Evet. İsrail kesinlikle ve kesinlikle ancak askeri anlamda durdurulabilir. Siz Filistin'e veya İsrail'in karşısına e, bir güç çıkarmadığınız müddetçe İsrail'in bu saldırıların durdurmasını beklemek çok doğru bir O olabilir. zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesi çok doğru bir anlamlı. Çok doğru bir anlamlı. Çok do doğru ve anlamlı. Tabii, şimdi aslında ben Arap ülkelerinin yani İslam coğrafyasındaki ülkelerin bunlara müsaadenizle Arap ülkesi demeyeyim. İslam ülkeleri ülkesi ülkesi diyelim. Tabii Çünkü, tabii İslam diyelim diyelim. Tabii tabii. biz yani biz tanımlamak bak amacıyla şöyle, söylüyoruz bak herhangi bir Şu, ama bu şöyle başka bir, bir terminolojiyle söylemiyoruz. Bizi birinci Siyonizm Kongresi'nin e, kölesi durumuna getiriyor bu ifadeleri bana göre neden? Çünkü biz ırk, mezhep din algısı ile hep birbirimiz İslam kop ülkeleri koparıldı. birliği diyelim o zaman. Koparıldık bize. <laughs> İslam ülkeleri Şimdi diyelim bakken, o zaman. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İslam ülkelerinde ne oldu? Bağımsızlıklarını kazananlar. O dönemde hemen kazanan var. 1936'da kazanan var. 45'te, 70'te kazanan var. Bütün bunlara baktığımız zaman aslında işgal e, güçleri yani İngiltere, Fransa, İtalya bunlar bu bölgeden çıkarlarken kendilerinden sonra bu ülkede kontrollerini sağlayacaklarını düşündükleri kukla idarecileri bu ülkelerin başına koydular, yerleştirdiler. Zaten modüler devletler yani yaptı. Dolayısıyla Lego devletler aslında devletler oluşturmaya İslam ülkelerinin bu anlamda İsrail'e karşı bir tepki koymasını beklemek de çok doğru bir doğru bir beklenti değil Evet, evet. Çünkü zaten onları Batı'ya bağımlı yaşıyorlar. Batı'nın güdümündeler. Başlarındaki yöneticilerin birçoğu Batı hayranı ve Batı'ya yatırımlar yapan. Yani ben Filistin davasında bile önde olan isimler zikredip de insanların nezdindeki itibarlarını ay ayakta atmak istemiyorum. Filistin'in mücadelesini koruyan insanların da Fransa'da, İngiltere'de e yatırımları çıktı. Yani bankada hesapları çıktı Mustafa Bey. Bütün bunlara biz baktığımızda aslında bu bölgedeki ülkelerin tamamı kendi keyfi rahatlığını, ekonomik refah düzeylerini ve bana dokunmaya yılan bir nişasın anlayışıyla e, hayata geçirdiklerini maalesef görüyoruz. Amerika'daki banker olayını hatırlayalım yani. Evet, <laughs> evet. Ancak şu bir gerçek ki bugün İsrail'in Lübnan'a ve Gazze yapmış olduğu saldırılardan bu çıkarımı çıkaramasa bile İslam ülkeleri Lübnan'a saldırısıyla bunun farkına bence varıyorlar. Aslında İsrail'in bu sözüme belki tepki gelebilir ama ifade etmem gerekiyor. İsrail eğer Filistin ve Gazze'ye ve Lübnan'a saldırmamış olsa idi maalesef biz hala derin uykumuzda uyumaya devam ediyorduk Mustafa Hocam. Evet. evet. Yani bugün İsrail Filistin ve Gazze'de katliamlar... hatta Lübnan'ın arkasındaki o karanlık tabii, planı ortaya koydu ortaya yani, koydular şu anda. Lübnan'a evet. yaptıkları saldırı ortaya koydu bunların hepsini. Tabii tabii. Bütün bunlara baktığımız zaman aslında Cumhurbaşkanımız Erdoğan şöyle bir rakam 50-60 kilometreyi ve 150 kilometre gibi bir kelimeyi kullandı Cumhurbaşkanımız. Yani İsrail'in saldırılarından sonra Türkiye'ye sınırlı olan, topraktan olan mesafesinin bu kadar olduğu. Tartus, 165 evet. kilometre Türkiye evet. sınırına. Dolayısıyla yani, şimdi e, Tartus'un vurulması demek 165 kilo mesafede gelmiş demektir. Bununla ilgili Cumhurbaşkanımız... Sonra yanlışlıkla da vurduk derler. <laughs> F4 uçağı hani düşündü ya. Falan. Suriye, Suriye'den kalkan bir füze Pardon, bir F-4 Phantom uçağını <laughs> düşürdüler o zaman o zaman silahsızdı keşif uçağı yapan ve pardon dediler yani. Pardon. Dolayısıyla tabii İsrail değil bunu Suriye rejimi evet, düşürmüştü evet. evet. Tabii tabii. Şimdi tabi burada bu artık İslam ülke tarafından görülmeye başlandı. Özellikle Cumhurbaşkanımız Erdoğan ne yapılması lazım sorusunun cevabını vermeye başlıyorum. Cumhurbaşkanımız Erdoğan ben onunla aynı masaya oturmam dedi sesiyle bugün masaya oturdu. Ben bir daha onunla asla tokalaşmadım. Sisiyle tokalaştı. Neden bunları yaptı? Neden bir siyasi lider, Öyle de bir normalleşmeye devletin dönüştürüz. ve bir cumhurbaşkanı e, kesinlikle ihtilalden dolayı, darbeden dolayı tavır koyduğu bir insanla görüşmeyi iç muhalefetin itirazlarına, iç muhalefetin ciddi anlamda kendisine bu anlamda e, sözlü olarak sataşmasılarını göze alarak neden bunu yaptı? Çünkü bir bölgede bir kan gölü, var. Tabii. Kan ve gözyaşı var. Sonra devletler Filistin'de arasında küsürük olmaz yani. Bu, bu noktada Türkiye, Mısır Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler, Suudi Arabistan saymıyorum. Evet. Çünkü Suudi Arabistan artık son rahle diye görebilirim karşımıza. Çünkü Suudi Arabistan aynı zamanda Amerika ile kol kola gezerek Yemen'i mahvetti. Tabii. Yani Yemen'i bombalayan, ben Yemen'e gittim. Bu gitti. ayrı bir konu. Dolayısıyla ben Suudi Arabistan'a bir anda bütün bunlardan dönüp de Türkiye ile aynı istikamette bir diplomatik sürece ortaya koymasını beklemiyorum. Bu açıdan Türkiye'nin atmış olduğu bu adımlar aslında Türkiye'nin gelecekte atacağı nihai hedefi de ortaya koyuyor. Evet. Nedir bu hedef? Bakın Türkiye şu anda hava kuvvetleri anlamında gerçekten e, Batı'ya bağımlı bir ülke konumunda. Yani bugün F-16'ları almak için İnşallah 2028 yılına kadar. E, tabii o, o bir erken. O açacağız. 2028 evet. ilk 20 e, K'nın evet. e, savuk kuvvetlere verilmesiyle ilgili olan tarih ama e, seri üretimle Türk Hava Kuvvetleri'nin evet. komple e, uçaklarının e değiştirilmesi ve kan teslim edilmesi en az 2035. Bunları çok önce yapmalıydık. Nersan Bey ben tabii. tabii ki gazeteciyim ama. Aslında yapmıştık e, hocam. Evet, yani, yani 1925'te tabii. kurulan e, hava savunma yani uçak e, fabrikaları 1938'de arada kapatılıyor tekrar 38'de tabii. açılıyor evet, tabii, doğru. Ve evet. 1944'te yine kapatılıyor. Kapat Kapatıldıktan da Genelkurmay Başkanı'nın şu sözü, Hı -hı. 8 tane hava kuvvetleri sipariş vermiş. Ben gelecekte sizin uçaklarınızı sipariş vererek adımın kara bir leke olarak tarihe yazılmasını evet, istemiyorum yani. diyor Genelkurmay evet. Başkanı. Ama her, her şeye abi, rağmen, her şeye abi. rağmen evet. Evet. Her Efendim Mustafa. Mustafa abi, tam burada bir tespitte bulunmak istiyorum. Birebir muhatab muhatabından dinlediğim için. Çünkü benim buyurun. yetiştiğim ortamda çok sayıda asker olduğu için 1950-51 harbiye mezunu. Bunlardan birisi de dönemin o zaman harbi okulu mezunu Nedim Paşa'ydı. Allah rahmet eylesin. Kendisi de tüm tüm generaldi, hava tüm general. Nedim Asim. Yani mi? ben kendisinden birebir çalıştım. Mustafa Hocam Nedim Asil'i soruyorsay Sayın Hocam. Nedim Asil mi? Nedim Asil mi? Evet evet evet. Babamın evet, çok evet, yakın evet. arkadaşı. Babam da Tabii. benim Hava Ayağım Kuvvetlerinden. hocam. E, Hava Yok. Kuvvetlerinde 51'li eee Kurmay Pilot 52, General'di. 52, 52, Babamın 51 çok 52. yakın arkadaşıydı evet. Evet evet. evet. Yani ben bu şeyleri çok dinledim. O Tahsin Şahin Kayı falan çok iyi evet, tanıyordu. Evet. Hatta evet. en zengin or generallerden deniyordu ki F16'ların o dönemde işte 83-84 dönemleri ki bize F-16'ların girdiği tarz 86-87'dir bildiğim kadarıyla. Hı hı. O zaman çok mücadele oluyor. İşte çift motorlu uçaklar alınsın. İşte Türkiye'nin füze sanayine önem vermesi lazım ki füzede pilot kaybetme gibi bir durumumuz yok. İşte bugün İran ambargolardan dolayı bu uzun menzilli füzelere daha çok ehemmiyet vermiştir. Tabii o zaman ondan kaçınılıyor. Onun birçok da nedeni var. Bir gün herhalde... Bunların hepsine konuşuruz, konuşuruz? gelişmiş evet. ortamda ama şunu söylemek lazım zamanında çok ihanetler de sergilenmiş belli şeylerde silah evet. alımlarında. Yani biz e, Mustafa abi F4'lere 50 yıllık F-4'leri F-2020 Terminator diye İs İsrail'e bunları modernize ettirdik. Evet. M48'leri, M60'ları İsrail'e yaptırdık biz bu uçakları. Konya'da yapmışlardı, Ve bunu evet. Bunu söylemek lazım. Öyle, öyle Net olarak söylemek lazım. Biz hep F serilerinden gittik. F84, F100, F104, F16, F4 vesaire. Tek bir yere bağlanmışız uçak olarak. Ya biz Ama normalde kadar... ülkelerin ülkelerin bunu çeşitli nitelikte tutması lazımdı. Yani ben gidip de... İşte Çin uçağı Mik alın su alın noktasında demiyorum ama Rafael alabilirdin Eurofighter alabilirdin başka Tornado alabilirdin vesaire vesaire. Orada da büyük handikapımız olmuş dediğim çok Ersan abinin dediği doğru. Bugün bizim F-16'lar gövde ömrünü tamamlamış vaziyette ve bu uçakların yedek parçasını dahi bize Amerika vermekten imtina ediyor. Ağabey. Bizi güçsüz duruma düşürmek için ama sağımızda solumuzda F-35'leri dağıtmaya da sonuna kadar devam ediyor. Bilmiyorum Kaan inşallah çabuk yetişir. İnşallah. Pakistan biliyorsunuz Çin'le beraber ortak uçak da üretiyor. Pakistan'da da dördüncü nesil ciddi jet uçakları var. Ama birkaç filonun çok ivedi şekilde kazandırılmasının ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Türk Hava Kuvvetleri'ne denizde karada o kadar sıkıntımız yok ama hava kuvvetleri anlamında ivedi olarak dış alıma gitmek gerekiyor. İşte Eurofighter'larla uğraşıyoruz ona da Almanya taş koyuyor. Böyle bir sıkıntılı süreç içerisinde cereyan evet. ediyor e, her şey. Tabii öyle. şimdi e, Türkiye bu süreçte kendi yerli savaş kağına yönelmek yerine yeni bir sistem alması da e, yine bir zaman alıyor alacak. Neden? Şimdi siz Eurofighter aldığınızı düşünün. Sistemlerinizi ona uyarlamak durumundasınız. Bakım ekibinizi bakım sistemlerini Tabii. ona göre uyarlamak zorundasınız. Dolayısıyla Aynı zamanda şu anda biz F-16'ların yazılımlarını yerli ve milli olarak kendimiz e, yaptık ve f da bunları kullanıyoruz. Şimdi Eurofighter'a gelecek yazılımları yine batıya bağımlı olacak. Dolayısıyla bunların hepsi evet olmasını demiyorum Mustafa Bey hocam ama bunlar evet olan hedefimizi de yavaşlatırlar, evet. sekteye oturturlar. Evet, evet. Dolayısıyla Türkiye önümüzdeki Tabii. 10 yılı sabredecek çok Tabii. dikkatli bir diplomasi yürütecek. Şu an öyle yapıyor. Ülkelerle karşı karşıya kalmayacak. Ha kalırsak da şunu söyleyeyim. Bakın yani bizim elimizdeki f e, öyle az buz uçaklar Değil. değiller ve bunlar Blok de modernize edilmiş olan savaş uçaklarıdır. Bir de bizim yiğitlerimiz Kal var onun üzerinde. ki bakın bakın Elimizde kaldı Block ki Türkiye'de yok zaten Blok 70 istiyoruz. Ersin abi Blok 70'leri vermiyor bize. Ne onların kitini veriyor ne de 40 tane yeni isteriz blok 70 eriyor. bizim şu anda kullandığımız blok 40 blok 50'ler bildiğim kadarıyla. Doğru Keşke doğru, blok doğru 70 evet. Olsaydı evet. Işte. Şimdi dolay dolayısıyla şu anda Türkiye'de hava savunma sistemleri de son derece etkin bir e, gelişmişlik düzeyine çıkmış vaziyette. Türkiye ciddi anlamda karadan havaya ve havadan havaya e, füze sistemleriyle kendi yerli sistemlerini hayata geçmiş vaziyette radar sistemleri o şekilde elektronik harp teknolojisi Türkiye'nin çok gelişmiş bir, bir, bir vaziyette. Yani bugün Türkiye'nin çevresinde İsrail dahil olmak üzere Türkiye'ye bu anlamda e, saldırı yapacak olan ben bir ülkeyi tanımıyorum. Savunma sanayinde %63.4 oranında kendi evet, kendine yeten ülkeler tabii, arasına tabii. girdik yani. Türkiye'nin tek problem hava kuvvetleri. Musallat. Yani Türkiye hava kuvvetlerini Kaan ile çözdüğü takdirde tabii, artık Türkiye'ye batılı hiçbir ülkenin yan gözle bakacağını ben değerlendirmiyorum. Dolayısıyla Türkiye bu anlamda Kaan 2028'de 20 adet envantere planlanıyor. Evet. Ben bir hesap yapmıştım. bu rakamda şu an tam hatırlayamıyorum ama işte 2029'da şu kadar 30'da şu, 35'e kadar Türkiye'nin elinde 300 adet Kaan uçak olabiliyor idi. Evet. Dolayısıyla 2035'de artık Türkiye tamamen batıdan bağımsız bir hava kuvvetlerine sahip olacak. Bu anlamda. E, nitekim e, Türkiye çelik kubbe diye kendi yerli ve milli savunma, hava savunma sistemlerini devreye almaya başlayacak. Evet. Dolayısıyla bütün Bunu bunlara bir baktığımızda... bir ilave edeyim. Sayın Çiçek söyledi de. babam 1900... bir 50 saniyemiz yani kaldı. Çok kısa bir şekilde <laughs> söyleyeyim. Evet. 1951'li babam evet. benim. Bu Konya 3. Enerjit üst komutanıydı, Generaldi. Evet. Kurmay pilot. Bunu özellikle söylüyorum. Üstü birinci seçildi. Babamı Kaya emekli etmişti yani. E, Mustafa Bey'in destekleyen dolayı, bir şey söylüyoruz e, ya. Çok dürüst bir insandı. Dememiş hocam evet. Evet. E, yani Dolayısıyla ben. bunu söylemem lazım. Babam Kıbrıs Karşısı çok evet. iyi pilot, en iyi pilot. Üstü birinci geliyor ama emekli Yaptım ediliyor. hocam. Ee, ya Ondan evet, sonra da darbe aletmen. sürecine geçildi zaten. Şimdi, yattıkları ee, yerde atıyorsun Bir ee, koyalım. Ablamın eşi de akrabaları demir Ağlardı. Bir, bir bir virgül demir ailesi. Koyalım. Evet. O da maalesef. Bir virgül yani. koyalım hocam. Bir virgül koyalım. Evet. Dönüşte mutlaka bu konuyu değerlendirelim. Evet. Bu çok önemli bir konu. Evet. Savunma sanayi Türkiye'nin bel kemiğidir. Dolayısıyla bunu konuşmak istiyorum. Evet. Bir virgül koyalım. Kıymetli izleyicilerimiz kısa bir araya gideceğiz. Tekrar döneceğiz. Bizden ayrılmayın. Haftaya tekrar hayırlı akşamlar diliyoruz. E, yuvanızda mutlu olun diliyoruz kıymetli izleyicilerimiz. Tabii gündem o kadar sıca sıcak ki e, yayın arasında da reklam arasında da hakikaten kıymetli konuklarımızla hangisini öncelikle konuşalım e, şeyimiz oldu. Ama e, konuşulması gereken tabii ki Orta Doğu'da cereyan eden Alev Alev insanlık trajedisi e, Filistinli masum çocukların, kadınların katlediliyor olması tabii ki çok önem arz ediyor. Bölgemiz açısından e, savaşın ve çatışma şartlarının bölgemize yayınla, yayın, yayılma ve konvansiyonel bir savaşa dönüşme riski taşıdığından dolayı kıymetli Cumhurbaşkanımız da ifade etti böyle bir riskin olduğunu. Dolayısıyla bunları konuşuyoruz. Kıymetli hukukçumuza e, tabii ki ee, bu bölümü kapatmadan önce bir e, tabii ki merak ettiğimiz ve kıymetli izleyicilerimizin de e, çok merak ettiği bir konu var. Yani onu sormak istiyorum. Şimdi e, Sayın Mustafa Kemal Çiçek'e dönmek istiyorum. E, Skype hattımızda tabii kendisi eğer e, bekliyor ise. E, şimdi şu soruyu sormak çok önemli hale gelecek. Mustafa Bey'e e, dönelim. Çünkü Orta Doğu tabii tabii. meselesini kapatmadan önce. Tabii ki bu savaşlar bir yere, e, bu çatışmalar bir gün duracak, bir yere evrilecek ve e, eli kanlı Netanyahu acaba uluslararası Lahey Adalet Divanı'nda, uluslararası ceza mahkemesinde tabii ki çok önemli bir süreç işliyor. Cumhuriyet e, Oradaki efendim e, Adalet Divanı savcılığının e, bir e, yakalama kararı var ve e, oradaki katliamları durdurması yönünde de bir karar var ama uymuyor. Tabii ki nereden cesaret alıyor? Birleşik Devletler Senatosu'nda ayakta 82 kez alkışlanınca tabii ki suçun ortağı haline gelen e, Amerika'daki müesses nizam e, acaba lahi edalet divanını etkiler mi? E, sonuç itibariyle bu süreç Nasıl, e, nereye evrilir Mustafa Bey ve e, eli kanlı Netanyahu yani 21. yüzyılın Hitler'i dediğimiz bu şahsiyet Bileşeviç yani, gibi yargılanır Milosevic gibi mi? yargılanması Berra söz konusu o, olabilir. Berra gibi evet aynen. E, Tabii malumuz 2. Dünya Savaşı sonrası e, Adolf Hitler intihar ettiği için yargılanmadı ama ekibinde yer olan birçok kişi Nürnberg mahkemelerinde yargılandı işte o zamanın galip devletleri Sovyetler, İngiltere, Fransa ve Amerika'nın oluşturduğu hakimler, savcılar marifetiyle işte Japonya'da da Uzak Doğu'da da böyle bir mahkeme kurulduğunu biliyoruz. En yani son işte hocam da ifade etti Milosevic, Karazic onlarla ilgili bir durum tesis edildi. O da tabii o kadar Müslüman katledildi ki hatta Hollanda olması lazımdı. Hollanda askerlerin koruması altında olan Maalesef, bölgede. Srebren Srebrenica'da o kadar Müslüman kardeşimiz şehit edildi. Artık her şey ifşa olduğu için öyle bir göstermelik yargılama yaptılar. İşte hüküm verdiler. Cezaevine koydular vesaire. Ama bu durum çok farklı. Yani e, karşımızda işte Mesih'i getireceğim e, diye bir ya. takıntı içerisine girmiş. Bu yönde yani Tevrat'a göre, Tevrat da sonuç itibariyle kutsal bir kitaptır ee, ama böyle yorumlar yapıp bu amaçla ilerleyen, enteresan e, amaç olan Yahudi tarihine geçmeyi kafaya koymuş bir psikopat katilden bahsediyoruz. Yani bunun başka bir nitelemesi yok. Yani kendisi Tatil. işte e, Birleşmiş Milletler'de konuşmada bir elinde nimetler, bir elinde külfetler diyerek işte Suriye, Irak, İran'ı bir yere koymuş. Bir tarafta Arabistan'ı, Sudan'ı Hindistan'ı bir yere koymuş. Burada konuşturuluyor vesaire. E, Sayın Cumhurbaşkanımız New York'ta işte Kanada da görüştü. Bas savcıyla. Bas savcı tutuklama talep etti biliyorsunuz. Uluslararası evet, Ceza evet, Mahkemesi'nde. Doğru. Ama 17-18 üyesi var. Hala oradan bir karar çıkmadı. Ama işin içinde Vladimir Putin olduğu zaman hemen bu kararlar veriliyor. Bir, bir, yere bir ara Sudan'ın Suda Cumhurbaşkanı vardı. Ömer, Ömer ismini, soy ismini hatırlamıyorum. Ömer olması lazım. Sudan Cumhurbaşkanı. Onun evet, evet. hakkında bu tür kararlar verilmişti. Ama İsrail hakkında bu kararlar verilmedi. Tabii bunu da söylemek lazım. Ben bir tutuklama kararı verecek bir uluslararası ceza mahkemesi de görmüyorum. İşte orada sonuçta devlet olarak bir yargılama yok. Şahıs olarak bir yargılama var. E diğer tarafta da işte ee, de İsrail aleyhine bir karar verilecek kanaatinde değil. Bu güçler aynı zamanda bu yapıları da elinde tutan e, erkleri oluşturuyor. E, şöyle yani mi? Şöyle, zaman, mi şöyle, şöyle mi diyebiliriz? Yani bu bahsi bahsi geçen kurumlar için işte e, hukukun üstünlüğü değil de gücün hukuku mu e, çalışıyor buralarda? Bakarsanız Mustafa abi, bakarsanız burada bu Roma statüsüne taraf olup uluslararası ceza, biz ona taraf olmadık çünkü bizim şerhlerimiz vardı. Özellikle evet. Güneydoğu'daki terörle mücadelede başımıza burada sıkıntılar getirilebileceği yönünden dolayı Türkiye bu Roma Statüsü Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne dahil olmadı. Evet. dahillik hakkı var, buna girebiliyor ama burada mesela içinde olan Müslüman devletler vardı. Tunus bildiğim kadarıyla. Güney Afrika evet bildiğim şey kadarıyla, evet. kadarıyla burada taraf olan devletler bunlar gitmedi. Güney Afrika Cumhuriyeti. gitti. Evet. Güney Afrika Cumhuriyeti'ni ben tebrik ediyorum o zaman da söyledim. Güney Afrika Cumhuriyeti yani sonuç itibariyle içinde Müslüman yaşayan Müslümanlar var ama büyük bir yapı itibariyle Müslüman değil Güney Afrika Cumhuriyeti. Evet. Hristiyanlığın birçok işte oradaki Afrika dinlerinin birçok etkisi tesiri var. Bunlar gitti. Yani Güney Afrika gitti. Biz Güney Afrika'nın yanında müdahale girişiminde bulunduk. Hala bu müdahalelikle ilgili de bir gelişme hasıl olmadı. Yani ne kadar uzatıldığını söylemek açısından ifade evet. ediyorum bunu. Ya, yani e, Amerika'ya gidiyor vesaire hiçbir yaptırımla da karşılaşmıyor. Hem Galant olsun hem e, Netanyahu olsun evet, hepsi evet. yanlarına kar kalıyor. Yani yarın güç dengesi değişir başka noktalar olur. E, ayrı bir şey ama hem e, bu dünyada hem e, diğer... E, tarafta herhalde onun onda inancı var. Sonuçta çok e, muhafazakar olduklarını biliyoruz bu şahısların. E, herhalde e, hepimiz aynı Allah'a inanıyoruz. Bunun karşılığını görecektir mutlak şekilde diye düşünüyorum ama İnşallah. şu anki şu anki hukuk sistemi içerisinde e, oluşturulan yapılar e, tarafından aleyhlerine ben bir karar çıkacağı kanaatinde de değilim bunu söylemekte şey sakınca görmüyorum yani. Öyle diyelim. Mustafa Kemal Bey, Cumhurbaşkanımız Erdoğan Netanyahu mutlaka yargılanacak diye bir cümle kurmuştu geçtiğimiz aylarda. Dolayısıyla ben inanıyorum ki önümüzdeki süreçte eğer ölmemiş olursa eğer Türkiye'nin de yapacağı bir eylemsel faaliyetle işte bizim eksik kalan Kaan'la ilgili konuşmalarımızda Türkiye'nin asker anlamda İsrail'e bir hareket yapabileceği ihtimali ben hep öngörüyorum, bekliyorum ve değerlendiriyorum bu açıdan. 2035 abi, çok çok ütopyk geliyor bana o yani çok Olsun şey olsun değil olsun. Yani Biz, ben, her şey hayalle ben, başlar. Biz ben. hayal ediyoruz şu anda. Usta Kemal Bey ben inanıyorum ki 2035 yılında Türkiye, Türkiye kızlarla tabii şunu söylemek lazım. Türkiye'nin bu imkan kabiliyeti var ama Türkiye etrafı sarılmış bir gibi. Şey. Bakın ekonomiden tutun birçok şeye kadar sıkıntılar çekiyoruz. Türkiye milli gücünü, milli gücünü, milli gücünü, <laughs> milli gücünü tekemmül ettirdikten sonra işte konuşuyoruz, değil mi? 2030'a kadar hava kuvvetlerinde ne durumda olduğumuz, hala işte füze noktasında ne noktada olduğumuz, yani düşünün, İran'ın 500 tane füze attı, Allah korusun, bizim İran'la bir sıkıntımız olmuş olsaydı, o 500 füzeyi bize yönlendirmiş olsaydı ne yapacaktık mesela? Yani bunları Ama... düşünüyor insan, tabii yani şartlar gereği düştü. Olmaz. İran da Müslüman bir ülke. Ben onu ayrı tutuyorum ama yani bizim İVEDE olarak bu hava sistemlerimizde özellikle Keşfile bu uzay evet, evet. sistemlerimizde çok çok ileri gitmemiz lazım. S400'ler konusunda bazı haberler yayınlıyor. Ben bunların gerçek olduğu kanaatinde değilim. S400'leri yok kitleyeceğiz, yok Amerika'ya vereceğiz. Zaten devredemiyorsun. Yaptığınız sözleşmede S400'lerin teknolojisini de veremiyorsunuz. Tabii. Tabii. kendisini de verebiliyorsunuz Rusya'nın izni olmadan ben S-400'lerin bir yerde konuştuğu olduğu ve harekata hazır olduğu kanaatinde öyle ümit ediyorum bu ülkenin vatandaşı olarak bu koşullar içerisinde ama böyle işte oraya gideriz buraya gideriz noktasında değil Türkiye milli güç unsurlarını tam eksiksiz yerine getirdikten sonra onu yapmak lazım şunu söylüyorum son olarak bakın ben o değerlendirmeyi yaptım çok da yapılıyor mutlaka sizler de yapmışsınızdır <laughs> bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çok çok sayıda gayrimenkul alan bir İsrail'den bahsediyor. Biz ha, çok neyle önemli. meşgul oluyoruz Ersan abi? Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanlığı sarayı yapılmasıyla meşgul oluyoruz. Bizim orada yapmamız gereken siz bir askersiniz. Bizim orada acil olarak F-16'larımızı indireceğimiz bir hava üssü, gemilerimizi götüreceğimiz bir deniz üssünü ivede olarak yapmamız lazım. Çünkü İsrail'in gözü Kıbrıs'ta. Yani biz oraya Güney şu anda faaliyetleri de var. Evet. Ama, Kuzey Kıbrıs'ta, Kıbrıs'ta da yer Kıbrıs'ta Kıbrıs'ta çok ciddi özellikle Karpaşa bölgesinde askeri Aynen. koşulları oluşturmamız lazım. Bundan bile kaçınıyoruz şu an itibariyle. Çok ivedi yapmamız lazım. Ben dünkü Milli Güvenlik Kurulu'nda böyle bir karar bekledik. Hatta Sayın Cumhurbaşkanımız Kıbrıs'a gittiğinde <laughs> Kıbrıs'ı tanıyacak devletler var. Bunları açıklayacak diye bekledik. Toki'nin yaptığı saraya açıklandı ve büyük hayal kırıklığına uğramıştık. Ama şu süreçten sonra bunların ciddi ciddi oraya bizim Anadolu Uçak Gemimiz'in dahi yanaşabileceği büyüklükte tesislerin yapılmasını ben çok elzem görüyorum. Evet. Çok doğru. Teşekkür ederim. Kıymetli hocam Hı -hı. size bir, şu Kıbrıs ile ilgili kısa bir parantez açmak evet, istiyorum. Aslında evet. tabii ki Yok, Sayın Ersin Tatar'la da yapmış olduğumuz bir programda konuştuğumuz zaman aslında bu Kıbrıs gibi Kıbrıs konusunda biz geçen Kıbrıs, seneden beri dikkat çekiyoruz. Kıbrıs çekiyorum. konusunda belki çok 20-25 program yaptık, hı. konuştuk. Hı. Hatta Hep bir, bunları söyledik zaten. Bir kanalda, ulusal bir kanalda da e, tabii ki Sayın Ersin Tatarla konuşma imkanım oldu. E Şimdi bu çok önemli bir süreç. Hı hı. Şimdi tabii ki orada e, iki devletli bir çözüm e, şu an için mümkün gözükmüyor. Tabii ki Güney Kıbrıs e, e, Rum kesiminde İsrail'in faaliyetleri, hatta ve hatta bu son yaptıkları operasyon sırasında bazı uçakların inip kalktığı yönünde bilgiler tabii ki geldi şimdi Kıbrıs'ın e, Türkiye için e, ve e, Kıbrıs Türkiye için çok büyük önemi var ve bizim kırmızı çizgimiz yani orada bir barış harekatı yapıldı oradaki Kıbrıs Türklüğünü yaşatmak Kıbrıs Türk'ünün var olmasını temin etmek için yapıldı evet. şimdi kıymetli hocam bu noktada neler söylersiniz yani hakikaten çok ilginç olaylar oluyor. Yani Tabii. çok ilginç şeyler var. Ersan Hocam'a da döneceğiz Hı -hı. bu konuyla ilgili. Kıbrıs bizim Kıbrıs, için kırmızı ee, çizgi. Kıbrıs çok önemli. Ben biliyorsunuz Kıbrıs gazisi bir pilot kızıyım. Evet. Yani. Bu bizim için. Evet. Malatya Erhaş üstünden havalanıp gitmişlerdi. Beş parmak Dağları bombalanmış ve çok vahim bir durumdaydı. Ee, biz bunlarla büyüdük. Yani bizim milliyetçiliğimiz de buradan gelir zaten. Gerçekten hani vatan söz konusu olunca gerisi teferruat. Kıbrıs teferuat. konusu evet. kesinlikle çok önemlidir. Yıllarca biz bu konuyu ihmal ettik. Ama şimdi gelinen noktada artık orada benim duyduğum kadarıyla katıldığım programlardaki Kıbrıslı arkadaşlarım, meslektaşlarım söylediler. Biliyorlar. Orada çok ciddi bir şekilde emlak satışı da varmış. Yani İsraillilere karşı. Yani bu çok tehlikeli, çok tehlikeli. Bazı yerlerde örneğin Türkiye'de Adapazarı bölgesinde Ermenilerin gelip orada köyleri, bazı yerleri aldığını biliyoruz. Yani bu satışlar çok cazip gibi görünebilir ama bunun çok tehlikeli bir boyutu var. Yani bazı yerlerde el koymak için ile savaşlara gerek yok. Yani oradaki çoğunluğu sağlamak da yeterlidir. plebisit diye bir şey var. Şimdi Kıbrıs'taki iki taksimli plan, yani demografik yapıyı mı değiştirmek istiyor? Demografik istiyorlar? yapıdan tutun her şey olabilir çünkü Kıbrıs'taki Türk, Türk askerini işgalci güç olarak tanımlıyor. Dolayısıyla Türk askerinin oradan e, gitmesini istiyor. Eğer böyle bir durumda olursa tabii ki Türkiye'nin orada garantör hakları vardır. İşte hukukçumuz da var. Zürih ve Londra anlaşmaları yapılmıştı ve bu anlaşmaların geçerliliği neydi? Taksim planı işlemedi. Ben Rauf, Sayın Rauf Denktaş'la birçok defalar bir toplantıda toplantılarda bulundum. Sağ olsun kendisi beni de dinledi. Sohbetlerinde derdi ki ben Kıbrıs'ta ömrümü verdim. Bu çok önemli yani Kıbrıs davası deyince akla Rauf Denktaş geliyor. E şimdi bütün bunlar ne yapıldı? Bugün gelinen noktada bizim e, kesinlikle Sayın çiçeğe katılıyorum. Orada derhal bir e, hatta donanma konusu, donanma da dahil yani çünkü bir Kıbrıs bir ada devleti, e, üşler e, tam tersine oradaki askeri silahlanmanın sağlanması gerekir. Yani buna gerekirse mevcut e, rejimle e, mevcut yönetimle de işbirliği, koordinasyon. E, halinde bu yapılmalıdır çünkü Kıbrıs aynı zamanda evet Kıbrıs Türkleri Kıbrıs bizim yavru vatanımız bunun da dışında. Ben nasıl hep bu vurguyu yaparım. Karadeniz kitabım çıktığı zaman İngiltere'de nasıl e, Karadeniz bizim için çok önemli. E, Kırım evet. Karadeniz'e açılan pencere. Kırım Hanlığı'nın kaybıyla Osmanlı İmparatorluğu nasıl Krim, zayıfladığını. Şey, Karadeniz aksi e, efendim e, Doğu Akdeniz'den farklı bir yer değil Farklı bir yer değil. Mi? Mi? Aynı yani, aynı Kırım, eksen üzerinde. Kırım Karadeniz'e açılan penceredir. Çok evet. önemlidir ki Rusya da bunun farkında. Kıbrıs'ta Akdeniz'e açılan penceredir. Doğru. Kıbrıs'ın jeopolitik, stratejik önemi hidrokarbon yatakları falan onları hiç söylemiyorum. Su havzaları vesaire. Ama Türkiye Kıbrıs konusunda çok hassas davranmalı. Askeri strateji açısından Askeri çok önemli açısından. ekonomik stratejiyi bir kenara sadece. tutalım yani. Evet onu söylüyorum. Hocam Dolayısını... bakın Hocam Kıbrıs Kıbrıs'a işte uçak gemisi Akdeniz'e demir atmış uçak gemisi tanımlaması yaparlar. İngiltere'nin en büyük askeri üsleri Kıbrıs'ta. Evet, bütün bölgeyi sivae işi Ortadoğu'yu kontrol eden üsleri orada. Tabii. E i̇şte İncirlik değil mi? Amerika'nın kullanımında Rusya orada Hümeynim'e geldi. Yani bütün büyük güçler orada bir üs kurmuş durumda baktığınızda. Tabii. Onun da ne dışında Yunanistan'da kurulan üsler var. Oradan e, hepsi orada Yunanistan'da e, şu an 12'yi buldu Hocam. ben. Güney, 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 Güney Kıbrıs Rum kesiminde ABD üst kurma girişimi var şu an. Yani zaten adalar tamamen Amerikan üstleriyle çevrili. Evet. Bütün Şu an adaların mesela Lozan anlaşması var. Paris anlaşması var. Bu Lozan anlaşmasında özellikle bu adaların silahsızlandırılması yani hukuksuz Üç beş olarak. 3-5 tane jandarma koyabilirsiniz yani, diyor hocam işte. O da tabii iç güvenliği ki, sağlamak. Tabii ki yani o konu mesela alaylar şu an. Koydum. Yani biz, biz son dönemde çok zor bir zor bir şey yapıyoruz. Biz yıllardır evet. e, siyaset dersi, diplomasi diplomasi dersi veririz. Bakıyoruz Birleşmiş Milletler uluslararası hukuk uluslararası hukuk yok. E uluslararası örgütler çalışmıyor. E uluslararası hukuk kuralları, alınmış kurallar, bir takım kuralları koyan e, devletler tarafından uygulanmıyor. E, biz ne ne nasıl yapacağız? Yani baktığımız zaman gelinen noktada tıkanmış durumdayız. O zaman ne yapacağız? Hani biz kendi önlemimizi kendimiz yapacağız. Hani uçağımız mı, artık İAM'ımız mı, siyamımız mı, donanma mı? İngiltere yıllarca donanma gücüyle bunu korudu. Falkland Adaları'nı hatırlayalım. İngiltere kendi itibarını yani, kurtarmak için Thatcher, Margaret Thatcher döneminde neler yaptılar. Yani dolayısıyla bizim burada kaybedecek zamanımız yok. Zamanında. Yani biz evet. Milli Güvenlik Kurulu'nda oturup hakikaten bundan sonraki süreçte neler yapılmalı adım adım bunlara gitmeliyiz yani evet. en önemli stratejilerimizden birisi bu olmalı. Ege'deki oldu bittilere karşı da bir tedbir alma F zamanı gelmiştir. Yani oradaki, oradaki uçtu, Yunan sahil güvenlik e, Ege'de cirit atıyor evet. olması da ayrıca Bu dönem yani, kaç ki... pilotumuz gitti? Babam derdik uçan tabut derdi. Yani teyare, teyareci derlerdi. halâ. İşte evet. o uçakların hepsi düştü. Evet. Ersen hocam. Yani. Tabii ben e, araya bir... girmek istemedim ama hocam buyurun, buyurun hocam. Buyurun buyurun sürken interaktif Kıbrıs'ta şey yapalım böyle biraz sonra. 1996 <laughs> ve 98 yıllarında ikili görev yaptım evet, Kıbrıs'ta. Hocam. Hatta Kıbrıs'ta 97 yılında bir bayrak direğine tırmanan Rum bir vatandaşın bayrağı eliyle bayrağa ulaşmadan vurulup düşmesi esnasında da o bölgede görevdeydim ben. Evet. Hatırlasın Sen Kundakçı Paşa çok... Başa döneminde hmm. Allah rahmet eylesin. Evet, Kuldakçı, çok... evet, evet. Ve yine çok ilginç bir anımı sizinle paylaşacağım kendi adıma gurur duyuyorum. Üst memnunum tabii o zaman. Bir gün öğlen evde istirahat halindeyim. Telefon çaldı. Komutanım, "Aleykum Komutanımız geldi. Sizin bölgeye alarm verdi. Acilen sizi bekliyorlar." Yani çok enteresan. Ben tabii alarm verildi, acilen sizi bekliyorlar derken çok daha farklı bir boyutta düşünmeye seviyorum. personel kategorisindeyim o dönemde. Hı. Hmm. eşim başörtülü olduğu için sürekli hakkımda raporlar, istihbarat bilgileri gidiyor. Ben herhalde dedim ki işte bana alarm verdiler. Eğitimle ilgili üzerime gelip dosyamı, defterimi durup bu yaşta <laughs> beni gönderecekler diye düşündüm işin doğrusu. Geldiğimde sadece alay komutanımı görmedim orada. tabur komutanım orada. korordudan ordudan birkaç subay orada. E, alay komutanı beni aldı karşısına. Ersan dedi evladım. E, sana çok kritik bir görev veriyoruz dedi. Sarızafı ve melimi uzattı. Ben bölük timimi oluşturdum. Emrimde bir tank takımı ve bir tov takımı olmak üzere bölük timi oluşturuldu. Ne yapacağız? Orada o sırada Rum kesiminde iki Yunan F-16'sı havalarında duruyor ve Türkiye Başbakan Tansu Çiller o dönemde Türkiye nota, hem NATO'ya hem Yunanistan'a nota veriyor. Uçakları kaldır diyorlar. Kaldırmıyorlar. Bana verilen görev neydi? Yeşil hatta yanaşacağım. Tabi hedefler, istikamette yaklaşma yerlerinin isimlerini zikretmeyeceğim şu anda. Yeşil hatta yanaşacağım ve bana verilen iki hedef var, iki tepecik var. O tepeyi yeşil hattı geçerek ele geçireceğim. Ve mütaki ben kor ordudan doğrudan doğruya e, alacağım emirleri uygulayacağım. Ben hakikaten gurur duydum. Niye? Çünkü böyle bir görev, kritik bir görev. O Kıbrıs'ta bir sürü bölük var. Bana tevhid etmiş vaziyette. Birliğimi aldım, oraya gittim ve e, tabii izleyicilerimiz almasın diye bunu söylüyorum düşük viteste yüksek gazla tank çok gürültü çıkarır. Tabii. Zırhlı araçlarda. O dönemde Türkiye'nin en gelişmiş zırhlı personel taşıcıları benim bildiğimde vardı. Düşük vites yüksek gazla biz hedef bölgesine ilerledik. Böyle manevralar yapıyoruz şekilde. Doğrudan doğruya kolordu ve alay komutanımız tesis bana emir, talimat veriyorlar. Nitekim uçaklar kalktı oradan. Uçaklar kalkınca bana biraz daha bekle ve dön emri verildi. Yani yeşil hatta ben yanaştığımda Hı -hı. Birleşmiş Milletler'in unsurları bölgeden ayrıldı. Ben çok mutlu oldum. <laughs> ben gelmişim oraya. Rum çesimine birazdan geleceğiz. Herkes biz gelmişiz diye çekiliyor. Kaçıyor veyahut da zaten Rumlar ben daha yanaşırken Ama 74 harekatı herhalde. çok büyük bir başarı. Tabii o yani, onu hiç ben yani onu benim oldum. bu yani anlattığım bu yani. bu küçük bir hareket. Pire, pire yolu sırasında konuşulmaz bile yani Kıbrıs Sokrates'le <laughs> karşılaştırmaz bile. Tabii. Dolayısıyla niye bunu anlattım ben Hı -hı. size? Evet bugün Kıbrıs'ta İngiltere'nin üssü var. Amerika'nın üssü var. Önceki dönem yani 2000 22'den önce Rusya'nın üssü vardı. Fransa bile üs açmaya kalktı biliyorsunuz. Fransa. Fransa'da şu an İngiltere'nin üssü bazen kullanı, donduruyorlar evet. Devlet değil. Dolayısıyla İngilterenin üssü olmasında bir anormallik yok. Mustafa Hocama, Mustafa Kemal Bey'e örnek olarak veriyorum. Neden? Çünkü garantör oldu ülke olduğu için. İngiltere garantör ülke konumunda. Evet. Gayet Ama hayır öyle doğal. değildi. Terk edecekti orayı. Bek Başta. Bek Aslında bek orada mi? şu Adaların anda söz Orada üstü, şu anda yine onlar bu üsler onu eleştiriyor zaten. Evet. Evet, evet. Yani evet. orada kalacak değil Demandı de. Dolayısıyla evet. Kıbrıs'ta Türkiye'nin bir kol ordusu var. İki tümeni var. Ve en gelişmiş sırlı personel taşıcılarımız, zırhlı araçlarımız orada. Tabii e, Leopard tanklar yoktu o dönemde orada ama şimdiki e, şey bilemiyorum temeka'yı. hangi tanklar var orada bilgim yok ama oradaki mevcut tanklar da e, oradaki herhangi bir Türkiye arenindeki Gerek Amerikan gerekse İngilizler veya Rumların Türkiye ve Türk Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne karşı yapacağı herhangi bir gayrimeşru eylemde kesinlikle güç dengesi Türklerin yüzde yüz lehinde olan bir konumda Türkiye. Evet. Dolayısıyla böyle bir müdahale etmesi çok kolay, çok basit. Türkiye'nin bugün Kıbrıs'ta benim değerlendirmem bir donanmanın yanaşacağı bir liman yapması çok doğru değil. Çünkü neden doğru değil? Biz Bakın Amerika Birleşik Devletleri hiçbir zaman için Türkiye'yi doğrudan doğruya hedef alarak bir eylem yapmıyor. PKK'yı burnumuzun tabii. dibinde eğitirken vekalet Biz öyle, Türkiye ile şey. dostuz diyor. Onlarla bizim bir hukumuz yok diyor. Kendimiz ya işte kama, Proxy War zaten şu dönemde PKK'sızda terör teristen kara deniyoruz. kara ordumuz, kara gücüm evet. diyor. Teröristleri yani e, diyor. devşiriyorlar. Teröristleri, Onları silahlandırıyorlar. Yani. Yani siz saldırıyorsunuz dedi. Terörist de demedi. Evet. YPGPE'ye de benim o müttefiklerim zarar görüyor dedi. Zarar görüyor dedi. Dolayısıyla kara gücüm diyor. Yani ya. teröristlere kara gücüm diyen bizimle nasıl ve stratejik ortaklık karşısına olur? olur Türkiye'yi doğrudan almadan, Türkiye'yi doğrudan bir hedefe koymadan bunları söylüyor. Evet. Evet. Dolayısıyla Türkiye'nin böyle bir adım atmış olması doğrudan doğruya Amerika'ya ve Batı'ya karşı bir adım olacağı için doğrudan doğruya artık cepheleşmenin netleşmiş olması demek Türkiye'nin. Hüsnü Hocam, oksijen olsun. onlar bize karşı. Peki, Peki o zaman NATO Suriye'de Yalnız Türkiye şey şey bir güç mücadelesi verirken bu kadar biz şehit verirken NATO'nun 5. maddesi, Birleşmiş Milletler'in 51. maddesi neden uygulanmadı? NATO'nun 5. maddesi değil miyiz? Amerika'nın müttefiki değil Türkiye, miyiz? bakın Türkiye şimdi ee, Blinken bu, ittifaka gel e, göreve şey geldiğinde belli. dedi ki Dışişleri Bakanı. Evet. evet. E, dedi ki sözde müttefikimiz dedi. Yani Türkiye Amerika'nın sözde müttefiki. O zaman bu nasıl bir müttefiklik? Evet. Türkiye'nin donanma açısından yani, Sayın hocam Kıbrıs'a çok ciddi anlamda bir ihtiyacı yok şu anda. Neden yok? Çünkü Türkiye donanması e, Akdeniz kıyılarından çok rahatlıkla İskenderun'dan ve diğer bölgelerden çok rahatlıkla her tarafa hızlı bir şekilde müdahale edecek imkan ve kabiliyete olan sahip bir donanmaya sahibiz biz. Ege'de AKS, yine o şekilde 24 saat esasına göre e, hem mavi var, vatan evet. hem gök vatan ee, bu anlamda savunuluyor. 20 üst esaslı devriler Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılında evet. e, ki oradaki şeyimizi gördüler zaten. Tabii gördüler. E, yani oradaki Türkiye'nin gücü görüldü zaten. Türkiye bunların hepsini gözlemliyor. Ee, Yunanistan'da açılan üstlerinde Amerikan üstlerinde Türkiye'yi kuşatmak amacıyla Amerikan devriye aldığın Türkiye bilincinde bununla ilgili hazırlıklarını yapıyor. Sayın Erdoğan da o şekilde de. Her ne kadar öyle Kıbrıs'ta, Kıbrıs'ta, evet. Kıbrıs'ta Türkiye doğrudan doğruya Amerika karşısında almasın desem dahi Aynı Türkiye bakıyorsunuz Suriye'nin kuzeyinde Amerika ile karşı karşıya kalmış vaziyette. Cumhurbaşkanımız Erdoğan siz o teröristlerin omuzlarındaki bayraklarınızı alın ki biz onları topraktan çıkarmak zorunda kalmayalım demişti değil mi? Evet. Net olarak ne ortaya koymuştu. Dolayısıyla Türkiye aslında doğrudan doğruya kendisini hedef alan tehditlere Amerika olsa müdahale ediyor. Suriye'nin kuzeyinde bu müdahale yaptı. Eğer Amerika Birleşik Devletleri Suriye'den çekilme kararı aldıysa bu Türkiye'nin Suriye'nin kuzeni yapmış olduğu harekatların sonucudur. Yoksa Rusya'nın Suriye'de bulunmasının sonucu değildir. Tabii tabii. Bakın çok ciddi bir tehlike daha var ortada. Mülteci Amerika sonuna... çekildi mi? Buyurun Amerika Mustafa... çekildi mi? E, komutanım, Amerika ne? dibine kadar Suriye'de zaten şu anda. Hayır hayır tabii. Mustafa Kemal Bey, Amerika Birleşik Devletleri biz Suriye'den çekiliyoruz dedi. Büyük orduşları çekti ama. ama şu anda elbette ki Amerika Suriye'nin %80 gelirini kontrol eden Deirizör enerjisinin üzerine oturmuş yani, durumda. Enerji. Bu anlamda Irak'tan daha evet, önce çekildiğini alıyor. Parası Hayır, karşılığı silah veriyor. O Hayır. Onu kastetmedim. Ee, bu çok farklı bir noktayı ben vurguladım. Evet. Politik olarak, askeri anlamda Suriye bizim artık hedefimizde değildir diye Amerika açıklama yapmak zorunda kaldı. Neden? Türkiye girdi oraya ve Amerika menfaatleri... Bütün oyun ette. bozuldu aslında. Oyun bozuldu. Büyük oyun bozuldu. Yani Büyük oyun bir bozuldu düşün, Bir düşünün ki o modüler devlet oyunu tabii, bozuldu Amerika orada. Amerika Devletleri PKK PYD'ye orada bir Soğuk. devlet kurdurmak istiyordu. O oyunu bozdu. O oyunu 6 yıl boyunca 8 Donat projeleriyle orada hendekler kazıldı. Tabii ki. Evet. Orada bir hazırlık yapıldı. Oradan Türkiye'ye girmek ben için. Ben bu şey, hendeklerden bazıları. C-17 nakliye uçaklarını indirecek hava üssü yaptı oraya. C-17'ler iniyor oraya. İş önemi değil. Ya bu değil. Önemli, ee, önemli, O, i̇yi söyledi Mustafa Bey. Ana, ana büyük anlamda büyük fotoğrafa bakmak lazım. Elbette ki bundan sonraki adımlarda Türkiye'nin bakın şu anda Suriye rejimiyle e, masada siyasi istikrarın sağlandığını düşün Suriye'de çok daha farklı boyutlarda bir adım atacak. Bir de şu var ama şimdi yani şunu inkar edemeyiz. Karşımızda Rusya ve Amerika gibi bir küresel güç var. Ve bu güçlerin Orta Doğu'daki menfaatleri çıkarları söz konusu. Suudi Arabistan teslim alan bir Amerika var. İsrail'in tam bir destekçisi olan Kızıldeniz'de, Doğu Akdeniz'de uçak gemileri olan ve dünyanın en büyük uçak gemilerini İsrail desteklemek için bölge gönderilmiş olan bir Amerika var karşımızda. Yani biz şimdi Türkiye olarak çıktık, oyunu bozduk, Amerika topla git. Böyle bir beklenti olmak doğru değil ki. Yani ben de ki ülkemi bu anlamda çok devasa olarak lansetmek istemiyorum. Ama Türkiye gerçekten Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'da, Suriye'de menfaatlerini, çıkarlarının hayata geçmesini engel olan bir adım attı Suriye'nin kuzeyinde. Bu çok önemli. Bunu biz yatsıyamayız. Bir de ABD'nin ağzının içine bakan Esad rejimi var orada. Ya şimdi yani, bakın. bir de o var. Türkiye, bakın Türkiye şu anda süper güç olduk diyor değil mi? Bölgesel... Rusya terör örgütü olmaktan çıkarmış. Bunu nasıl okuyorsunuz? Nasıl hocam? Özür dilerim. DAEŞ'i terör örgütü listesinden çıkarmış Rusya. Bunu ya nasıl onu, okuyorsunuz? Onu, onu çıkarmasının arkasında tamamıyla çok basit. Rusya soruklarına savaşı var. Yani bu net. Dolayısıyla bu siyasi bir karar. Yani bırakın onu ya Mustafa Kemal de. Bir saniye. Rusya, <laughs> bakın, Rusya bakın Rusya bakın Rusya DAEŞ'i terör unsuru olarak tanımaktan çıkarmış diyorsunuz ya. Ben daha ileri gideyim. Ya Amerika biz kurduk dedi deaşı <laughs> Onu söylüyorum <laughs> işte. Yani Amerika biz kurduk dedi. Yani. O zaman bunu nasıl okumak lazım de... yani? Bunların hepsi... Amerika'nın kurduğu bir yapı. Bakın Mustafa Kemal Bey ifade etti. Eğer siz dünyayı, bakın dünyayı yönetmek istiyorsanız, ekonomi ve savunma sanayi anlamında yeterli ve bağımsız olmalısınız ve güçlü olmalısınız. Şimdi Türkiye ekonomisini ne kadar yancı olursanız olun, ne kadar tabak yorursanız olun, ne kadar Erdoğan'ı göktüre çıkarsanız çıkarın, Türkiye'nin ekonomisi şu anda Amerika ile Rusya ile ve dünya emperyalizmiyle ile baş edecek bir seri değil. Stratejik yani biz bir biz noktada. Bunu evet. Biz bunu bunda, durumdayız. bunda şunu da söylüyorum. Az önce söylerken yarım kaldı. Bu savaşların Buyurun. getirdiği en önemli sorun mülteci sorunu. Evet. Bakın biz bir depo haline geldik şu an farkındasınız. Lübnan'dan, Lübnan'dan da geliyor. E, Afganistan'dan geliyor. Anda. Suriye, Suriye'nin içi boşaldı. Bu Türkiye'ye çok ciddi bir şey. Gayri safi milli hasada kişi çok, başına düşen hocam gelirden Bu çok bu çok önemli. Bu çok çok vahim bakın, bir durum şu yani. Anda Ve ayrıca ben başka, başka bir, bir olayın sosyolojik size. boyutu var. Araplaşıyoruz artık. Yani, ben yani böyle de, biz, de bir. Bakın ben de biz Araplaşmıyoruz. Nasıl ki Afrika'da insanlar Fransızca konuşuyor. Fransız koloktar halde. Bakın Türkiye gelecekte bu mülteciler burada kalmayacaklar hepsi hocam. Göreceksiniz. Bunların çoğu dönecekler. Nereye dönecekler? Suriye'ye dönecekler hocam. Siz inanıyor musunuz buna? Vallahi inanıyorum hocam. Peki. Yemin ettim size. Şimdi... bakın ben bunu <laughs> yani... siyasi olarak söylemiyorum. başka bir şey demiyorum. hocam, <gülüyor> bakın, <gülüyor> hocam bakın bakın şu anda elbette ki. Ben de şaşırdım. Hocam, hani bakın, Almanya'ya gidecekler. Şimdi 10, 10 yılda mi? bakın 10 yılda 10 yıldır Türkiye'de olan bir Suriyeli kesimi düşündüğümüz zaman. Geçen gün bir muhalefet partisi Lideri dedi ki siz 260 küsur bin rakamını okudu. Onun ifade ettiği rakam Ben resmi rakamlara bakmadım işin doğrusu. Bu kadar Suriyeli'ye Türkiye'de oturma hakkı verdiniz. Ya 3,5 milyondan bahsediyoruz. 260 değil. 1 milyona bile verse çok bir rakam değil. Bakın 260 bin diyor. Onun peşinde koşuyor. Bununla dönmeyecek diyor. Dönmesin 260 bin kişiye. 300 bin kişi dönmesin. Türkiye'nin şu anda ekonomisine katkı sağlayan Suriyeliler var şu anda. Yani Suriye sermayesinden Türkiye gelen sermayeler. Ama Türkiye'nin huzurunu bozan Suriyeliler de var. Yani onu, hani, Bakın ee, bunlara itiraz ee, etmiyorum. O, bakın ben yani, olayı şey, burada söylemek lazım. Burada bizim şey insanımız de. vergi Kımın öderken vergi yani, şey ödemeyen bir kesim var. Türkiye, bakın geçen hastanede dedim katkı payı ödüyoruz. Onlar ödemiyor mesela. Ödüyorlar hocam. Hocam ödüyorlar. Şimdi Bey bakın şimdi objektif bir şey söyleyeceğim. Benim hekim yani sınırları biliyoruz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kanunlarını hiçe sayıp sınırlarını aşarak gelenlere karşı Mutlaka ve mutlaka ben bir yaptırım olmalı. Evet, yani, evet. evet. Ben mesajımı boyutu... vereyim, konu uzamasın diye. Nerede Nerede ben mesajımı vereyim, konu uzamasın diye. Ben nereden bakıyorum? Evet. Şimdi bu göç meselesi oldu. Şu ana kadar Türkiye'nin geldiği noktayı tekrar bizim e, geriye dönme şansımız var mı? Yok. Ama göç meselesi devam ediyor. Bakın hala Ama ben, şimdi Lübnan ben var. Ben her şöyle bakıyorum. Türkiye gelecekte Suriye'nin istikrar sağlandığı zaman, bakın burada, Kaç yıldır okuyan insanlar var. En az 10 yıldır Türkiye okullarında okuyanlar var. Yani 10 sene önce liseye gelen ve buradaki lisede başlayan öğrenciler, üniversite bitirdiler. Şu an aktif olarak Suriye'de görev alacak imkanı sahipler. Geri dönecekler mi düşünüyorsunuz? Dön hocam 3.5 milyon tamamı ya, kalmaz ki burada. Mümkün değil. Biraz, yani. ya kalmamalı zaten. Kal hocam, kalmamalı zaten. Şey, hocam kalmamalı. koruma, gönderip, geçici... Hocam bakın şu anda Kilis'te Suriye nüfusu çok yoğun. Antep'te Hakez'e yine öyle. Yani... Oradaki insanlar bile istemezler şu anda onu. Bakın bugün kapılar açsınlar. Esed gelsin desin. İnanın, diyor diyor Suriyeler, af, ben, af çıkardım diyor zaten. Suriyeler, ben gideceğim desinler. Bizim Türkiye'deki insanlar tutar gitmeyin de. Niye biliyor musunuz? Çünkü şu anda birçok Angarya işleri onlar yapıyorlar hocam. Ama bu bir geçecek. Hocam bir ben bakın. bu konuya girmeyeyim. E ona bakarsanız çok ben büyük kuru şirket sahipleri var. Bunu toparlayalım. Çünkü yani bu o farklı. farklı bir konuya geçeceğiz ben göç toparlayalım. Ben göç konusunun. Gelecekte çok ciddi bir problem. Türkiye'nin gelecekte Suriye'deki etkinliğine katkı yani sağlayan bize, bir e, pozisyona de çok evrileceğini değerlendiriyorum. De Dolayısıyla Türkiye'deki Suriyeliler şey Suriye'ye şey döndükleri zaman... Bey. Bitireyim, dinleyelim sizi Mustafa Kemal Bey. Suriye'ye döndüğü zaman nasıl ki biz bugüne kadar Amerika'da yetişen Türk e, e, mühendislerimiz düne kadar Amerika'nın menfaatlerine çalışıyordu... Biz daha yeni yeni beyin göçümüzü yerli de milli hale getirdik son dönemlerde. Dolayısıyla Suriye'ye dönenler de Türkiye'nin buradaki etkinliğine katkı sağlayan bir konuda olacaktır. Ben olayın bu boyutuna bakıp... Buyurun Mustafa Kemal Bey. Bey. Buyurun. Söylüyorum tabii bize göçte gelenler var. Bunlar tabii e, ne kadar e, işte baktığınız zaman e, Türkiye'nin şu anda tarımda, hayvancılıkta büyük bir iş gücü sıkıntısı çektiği ortada. Ben bizzat biliyorum yani... Ben sürekli doğada olan bir arkadaşınızım. Dağdayım, tepedeyim. O sürüleri gördüğüm zaman hemen hemen tamamının başında Afgan çobanlar var. Şuradan Beypazarı'na gidin havuç tarlalarında Suriyeliler çalışıyor. Böyle bir durum da var. Yani evet. Türkiye'de artık e, köylerimiz boşalmış vaziyette. Yani biz diyoruz ya köylerdeki arazileri kiralacağız. Köyde yaşlı nüfus. Bugün işte Ankara'nın Güdül ilçesindeydim. İşte Cuma namazında köy camisinde eda ettik. 40, 45 kişi vardı, hepsinin yaşı 80'in üstündeydi. Yani nüfusla kalmamış vaziyette böyle bir durumumuz var. Bunun yanında da bizim beyaz gömlekli olarak tanımladığımız bu ülkenin ekonomik şartlarının zorluğuna rağmen belli noktalara getirdiği birçok insanımız da Türkiye'den gidiyor. Yani bugün işte vizelerin ertelenmesi, ötelenmesi, 2026'ya bırakılması vesaire bu yani ülkeden de büyük bir nüfus gidiyor yani bunu 10 bin kişi gitmiş 8 bin kişi gitmiş diye küçümsememek lazım bu sorunları çözerek bu beyin göçünü e, çok e, azaltmak için çaba göstermemiz lazım 10 bin bu da bizim için gittim gittim ya, çok düşünün, önemli bir doktorumuzun bir doktorumuzun yetişmesi bir doktorumuzun yetişmesi hocam akademisyen mutlaka onu bilecektir çok ciddi rakamlarla Doğru. yapılıyor. işte babası e, hocamın hayattan bilmiyorum. Hayattaysa Allah uzun ömür versin. Yok vefat etti. E, vefat e, yani etti cennet olmuş, evet. olsun. Anladım. Yani Bir pilotun nasıl Türk Silahlı Kuvvetleri kazandırılmasının maliyeti Kemal Bey, milyon çok doğru. dolarlara yakın. Amerika Birleşik Devletleri babama pilot olarak siz iyi pilotsunuz burada kalın dediğinde ben ülkeme hizmet borçluyum. Beni <laughs> ey, okuttular dedi. Çünkü, çünkü Aynı şekilde bir hekim da eşi da. olarak da biliyorum. Hocamın Hı. eşi de doktor. Eşim de doktor. Evet yani bunun maliyeti çok ama son dönemde çok doktorun yurt dışına gittiğini ben biliyorum yani çevremizden ve havadan evet. havadan havadan evet. eğitimini vermek Yani kalifiye elemanlarımızı yakında hastanelerde şey de eğitilmesi lazım. Bunlar bizim insanlarımız. Evet. evet. Bu da bir gerçek evet. yani Şimdi artık hocam bu konuyu kapatalım. Evet. Yeni yeni birçok yani başlığımız var. 32 başlığımız var. Dördünü <laughs> konuşabiliriz. Bugün mü konuşacağız 32 Yani çok önemli. Hepsi birbirinden önemli. Evet. Çünkü evet. çok önemli bir e, acaba, süreç yaşıyoruz. E, şey mi gerçekçi diyorum. İran'ın İsrail'e attığı mi gerçekçi konular mı gerçekçi? Şimdi şöyle <laughs> e, bakın, bak e, söyledim Mustafa aç, Açış yaptığımızdan beri. Şimdi bu arada kıymetli Cem Kaya'da yayınımızı ha, izliyormuş. <laughs> Hepimizi çok sevdiğini ifade ediyor. Biz de Cem Kaya'yı çok seviyoruz. Selamlarımızı iletiyoruz. Hem Tuğba Hanım'a hem Cem <laughs> Bey'e. Evet. Selamlarımızı iletiyoruz. Bizden de Cem Bey'sin ama Cem Bey'in kankisi bugün burada yok. Cem, Cem Tuğba, Tuğba ce... kanki. E, Cem e, Bey. E, Bey e, Tuba'nın Hanım. Da selamlarımızı iletiyoruz. Ama e, kadim, kadim dostumuzdur. Pazara kadar değil mezara kadar Doğru. dostumuzdur Cem Kaya Bey. Bizden de selam olsun. Cem Biz değil, de onu çok Cem seviyoruz. Cem'in bir sözü var söyleyelim. Gücün hukuku. Hukukun hukuku gücü değil. <laughs> Gücün hukuku. Kıymetli Cem Kaya'ya bizden de selam Tabii olsun. Tabii Mustafa Atat Tolgan Bey'e de selam iletmek lazım. Evet. Tabii. Şimdi şunu şunun için başka bir konuya geçelim ifadesinde bulundum. Şimdi programımıza başladığımızdan beri İsrail vahşetini dünyada gelişen olaylarını bölgemizdeki savaşın ve çatışmanın genişletilmesiyle o kirli hayaller, kirli planların, kirli tezgahların bozulması ve Türkiye'nin de sınır güvenliğinin etrafındaki ateş çemberinden dolayı bir tehdit altında olduğunu ifade ettik. Tüm konuşmacı arkadaşlarımız, dostlarımız, abilerimiz de bu şekilde ifade etti. Sayın Cumhurbaşkanımız da söylüyor zaten bunların mutlaka tahkim edilmesi lazım diyor. Neyi tahkim etmek lazım? Dış cepheye karşı Türk milleti, büyük yüce Türk milleti bir ve diri olur. Hiçbir kimsenin endişesi olmasın. Ama içeride birliği, bütünlüğü tıpkı nutukta olduğu gibi sağlamak durumundayız. Yani birliğimizin, beraberliğimizin içeride sağlanmış olması lazım. Milliyetçi Hareket Partisi'nin saygıdeğer genel başkanı grup konuşmasında da bunları ifade etti zaten. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız grup konuşmasında aynı ifadede bulundu. İçeride mutlaka ve mutlaka gerek siyasi atmosferde gerekse farklı görüşlere sahip aydın kesimde mutlaka ve mutlaka bir birliktirlik, e, görüntüsü e, içinde olmamız ve fikir e, birliği etmemiz gerekiyor. Yani say Saygıder e, Devlet Bahçeli şunu ifade ediyor. Bölgesel ve küresel tehdit dalgalarının şiddetle kıyılarımıza çarptığı zaman zaman da hasara sebep olduğu bugünkü zaman diliminde Türk milletinin her ferdi birbirine sımsıkı sarılmakla mükelleftir diyor. Yani uçurum kenarında güreş tutmak, yağlı değe tırmanmak yarışa girmek, mayın tarlasında kavgaya tutuşmak e, bu diyor hiçbir şey kazandırmaz diyor Türk milletine. Dolayısıyla yani iç cephede, e, iç cephe dediğimiz zaman yanlış da anlaşılsın istemiyoruz. Yani içerideki iç huzurun, birliğin, beraberliğin, bütünlüğün bir ve e, güçlü olmanın e, ifadesiyle söylüyorum. Şimdi bunlara karşı hakikaten bir e, başla bir başlangıç yapıldığını, hakikaten bir normalleşme yani siyasette normal konuşma artık bir el sıkışma dönemine girildiği de bir süreç yaşıyoruz. Şimdi Mustafa Kemal Bey ile tabii ki kısa kısa konuşalım. Çünkü zamanımız da çok daralıyor. Mustafa Kemal Bey'e soralım. Yani iç cephede, Kaç e, var iç cephede Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi bu normalleştirelim derken bu sürece sadık kalır mı? Cumhuriyet Halk Partisi nereye koşuyor diye Mustafa Bey'e soralım. Cumhuriyet Halk Partisi'ni çok iyi tanıyan bir hmm. hukukçu olduğu için. Evet tabii 10 yılımızı orada geçirdik. Partinin güzel kişinin avukatlığını yaptık. İçindesinde bulunduk ama zaten ben 2021'de istifa ederken bu hususların hepsini ortaya koydum. Yani millilik ekseninde değil de gayrimillilik ekseninde hareket etmenin, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran kurucu partiye yakışmadığını her şekilde ifade ettim. Yani işinize geldiği zaman işte biz 100 yaşındayız, Türkiye Cumhuriyeti'ni biz kurduk. Ki işte partinin e, altı okundaki ilkeler Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın ikinci maddesine derc edilmiştir. Ama diğer tarafta da e, gayrimilli davranışların sergilenmesi, tutun mavi vatandan, tutun terör meselesine kadar, birçok hususta e, ters siyasetlerin üretilmesi. Bunları ben müteaddit kereler eleştirmiştim. E şimdi e, Kemal Bey'den sonra yeni bir dönem başladı. Ha, burada da eleştirdiğim yönler çok fazla vardı. Ben Neden? Ben Muharrem İnce ile Sayın İnce ile beraber Memleket Partisi'ni kurdum ve onun yardımcısı olarak görev yaptım. Ve orada şunu söylemiş Yıl 2018, 24 Haziran akşamı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin 9. katı. Seçim sonuçları açıklanıyor. O odada bulunan isimler Aykut Erdoğdu, Özgür Özel. Gözümün önünde cereyan eden bir durum bu. Bunu ben yüzlerce kere anladım. Muharrem İnce %30'u geçtiği zaman Özgür Özel koltuğa yapıştı. Üzüntüsünden tepki dahi veremedi. Çünkü neydi? %30 alan bir Muharrem CHP'nin başına geçecekti. %10'u geçen HDP için havaya zıpladı. Ben öyle bir sevinç görmedim yani bir parti tamam. başka parti için bu sevinci gösteren kişi benim nazarımda o partili değildi. Ben o gün itibariyle özgür özel noktasında değerlendirmemi yaptım ve kendisine Cumhuriyet Halk Partili olarak değerlendirmedim. Hala bu görüşüm değişmedi. O anlamda şu anki siyasetin ben gerçekçi olduğu kanaatinde değil. Çünkü benim bu açıklamalarıma... Bir kere çekince koymadı, bunu yalanlamadı, etmedi. Çünkü HDP ile münasebetleri götürmek şu an itibariyle yerel seçim sonrası rafa kaldırılmış olsa da bir seçim dönemi de bunlar tekrar hızlandırılarak ortaya konulacak. Yani yanındaki ekibi de dayanamayacak. Çok, iyi, çok yani önemli şeyler tabii söylüyor. Ben, bunu, ben evet. bunu çok kere Muharrem Bey Hiç de söyledi bunu yakın şey. zamanda. Evet. Özgür Özel'in açıklamaları, sen dedi... HDP için havaya zıplamış bir genel başkansının noktasında çok sert bir değerlendirme yaptık. Hatta Mansur Yavaş'la e, görüştü e, en son süreçte. Bunlar e, araba motorlarında hepsi ortaya konmuştu. Onun için Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkeleri, kuruluş ilkeleri Mustafa Kemal Atatürk'ün ortaya koyduğu hususlar konusunda benim kanaatimi kazanamadım. Bunu net olarak söylüyorum. Bakmayın şimdi işte New York'a gidip orada Türk evinden çıkıp açıklamalar yapmak. Özgür Özel'in bir taktiği var Mustafa Özgür Özel şunu görüyor. Ne yaparsa yapsın tabanın bana oy verir. Kesinlikle öyle. CHP seçmeninin yüzde doksan en az söylüyorum Atatürk için, Altok için oy verir. Yani bu kadar partinin ismine, arkasında sadık bir seçmen kitlesinden bahsediyor. Orada Mustafa Kemal olmuş, Ersan hocam olmuş, siz olmuşsunuz, Sayılır hocam olmuş, önemli değil. Kadıköy'e, Çankaya'ya hangimiz korsak yüzde seksenle, beşte alırız. Öyle onlarca ilçe sayılır. E şimdi böyle bir sürecin içerisinde e, baktığınız zaman tüm e, siyasetini istediği gibi dizayn ediyor ve diyor ki artık diyor benim Cumhur İttifakı'ndan oy almam lazım. O Cumhur İttifakı içerisinde de işte Cumhurbaşkanı'nı gördüğü zaman ayağa kalkar. Seçimi kazanınca parti genel merkezine gider. Milli politikalarla aynı dili kullanır. E şimdiki önceki seçmen diyordu ki e, tamam Erdoğan'ın hataları olabilir, yorulmuş olabilir ama alternatifi Kemal Kılıçdaroğlu değildir. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun ulusal meselelerdeki evet. açıklamalarına şer koyan milyonlar var. Ama Özgür Özel o taktikle gitmiyor. Yani AK Parti burada seçmeni işte kendileri açısından Özgür Özel'i bu anlamda pozitif görüyor olsa da süreç içerisinde e, Özgür Özel'in bundan kazançlı çıkacağını politikalarını değiştirmezlerse orada o şerhimi koyuyorum göreceklerdir Özgür Özel <laughs> o minvalde ilerleyecek şu anki süreç onu gösteriyor yani siyaseti evet. gerçek yüzüyle değil muvazalı bir şekilde yaptığını söylemek için bunu söylüyorum evet. hayır önül ister ki samimi olsun net olsun tüm işte HDP'nin kapatılması konusunda Güneydoğu meselesi konusunda ana dil konusunda vatandaşlık maddesi konusunda neler söylüyor mu da söylesin gazeteciler karşısına geçtiği zaman işte kendisinin şahsi durumuyla ilgili meseleleri değil de Türkiye'nin bu önemli meseleleri hakkındaki evet. sorularını sorsunlar ve bunların cevaplarını öğrensinler. Netice itibariyle şunu söylüyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Cumhuriyeti'nde kuran bir partidir. 101 yaşında bir partiden bahsediyor. Burada Mustafa Kemal Atatürkler, Celal Bayarlar, İsmet İnönü'ler. Yani Türk siyaseti oradan da olmuştur sanış itibariyle. Demokrat Partisi vesairesi önemli bir koltuk. Evet. Yani Atatürk'ün koltuğunda oturan bir İsmet evet. e, bu anlamda e, siyasetini belirlerken tabii ki milli olması lazım. lazım. tabii ki Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine sonuna kadar sahip çıkması lazım. Ama orada e, o politikayı giderken e, başka bir konuda da işte Türkiye'de e, bir nevi hükümeti yıkmaya yeltenmiş veya o amaçta olmuş kişileri sahip çıkarak da bu siyaset e, götürülemez. Burada ikircikli bir tavırın evet. ben e, değişmediğini alalım, sadece sorry. üstünün örtüldüğünü söylüyorum. Bunu zaman içerisinde görürüz. görürüz. Ben isterim ki ben yanılayım. Türkiye kazansın. Cumhuriyet Halk Partisi kazansın. Evet. Türk siyaseti kazansın. Evet. Şimdi dört dakikamız kaldı. Hmm. Tabii ki Ersan Bey'e de e, bir şey ben yapalım. Ben çok kısa kurayım. Hocama ben, bakayım. Ben olmaz. bir soru sormak istiyorum Hı. size. Yani buna net bir cevap da bekliyorum tabii ki. Cumhuriyet Halk Partisi demlendikçe altı ok kendi e, anlamını yitiyor mu acaba. Yani tabii ben her zaman söylüyorum. Türkiye'de siyaset ideoloji üzerine yürütülüyor. Keşke ideoloji üzerine yürümese de Türkiye halkının, Türk insanının menfaatleri ve Ide idealleri doğrultusunda siyaset yürümüş olsa. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda bugün PKK, PYD terör örgütünün desteklemiş olduğu anlayıştaki bir siyasi partinin desteklenmesi Cumhuriyet Halk Partisi'nde hep kaybettirmiş, kaybettirmiştir. Kaybettirecektir de bundan sonra. Evet. Ancak e, Sayın Devlet Bahçeli'nin e, açılış e, günü meclisteki oturumda e, dem siyasilere tokalaşması da işte Türkiye'nin bundan sonraki süreçte PKK ve PYD ile irtibatlı olmayan gerçek anlamda Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki evet, halkının sesi oldu. olan yani, siyasete o, dönün diyor. Siyasete. siyasete. Evet. Kandili bırakın siyasete evet, dönün siyaset, Siyasete, siyasete evet. adım atmasını noktasında teşvik olarak bunu görmek Büyük lazım. Büyük bir adım atmıştır Sayın bunu Devlet Görmek Bahçeli. lazım. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Mustafa Partisi olarak daha bu adım... yapıyordu Devlet Bey? Her meclisin açılışında işte HDP veyahut da işte isim ne olursa olsun gider tokalaşır yani bundan hiçbir zaman imtina etmemiştir yani devlet, devlet beyin, adamlığı de, devlet adamlığı nezaketi da, ve hakikaten göre e, tartışılmaz evet. ve e, gece uyumayan gündüz yorulmayan e, önce e, devletim ve milletim sonra siyasal düşüncem diyen bir liderdir Allah uzun ömür versin sayın abi, devlet abi. bahçeli Dev, e, Türkiye'mizin hakikaten BK'sının da güvencesi ve teminatıdır diye ben e, görüşüm bu yönde Cemet Hocam son 50 saniye size Ben çok kısa bir şey söyleyeceğim bugün. <laughs> tamam, <olur canım. gülüyor> ben bugün Dünya Hayvan Hakları Günü. Evet. evet. Öncelikle hayvanlarımıza yapılan Arnavutköy Belediyesi bütün köpekleri toplamış. Yani onların akıbetini çok merak ediyorum ve 5199 sayılı kanun var bir hayvansever olarak e, Yaratılanı severiz yaratandan ötürü hayvanlarımıza işkence etmeyelim lütfen. Evet. Yani bunu e, çünkü bu bunu bir güç kabul edip hayvanlara son dönemde eziyet edenlere rastlıyoruz. Yaradığını sevmek lazım. lazım. Yaradandan dolayı felsefenin bu olması Kesinlikle, lazım. Kesinlikle çok doğru. Etmiş, can etmiş. veremiyorsak can alamayız. Böyle bir şey. Biz de tekrar edelim. Evet. Yaşam dostlarımıza sahip evet. çıkalım diyelim. Kıymetli izleyicilerimiz bugün tabi bize verilen sürenin de sonuna geldik. Yani um, umuyorum ve umut ediyorum ki hakikaten bir şeyimiz oldu dil süşmemiz olmamıştır. Sizler de huzurla e, dinlemiş bir katkı sağlamış olalım. Bu arada tabii ki kıymetli hocama Sayın Dermana vermiş olduğu bu e, çok güzel bilgiler için çok teşekkür Hadi ediyorum. Teşekkür Sayın Ersan Özgür Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ee, ve e, trafiğe takılıp geç de kalsa Mustafa Kemal Çiçek ağabeyimize de çok teşekkür ediyorum <laughs> katkıları için. Her zaman bir olalım beraber olalım diyorum. Evet teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar.